Efendim günaydın, Ankara'dan Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 30 Haziran 2022 günlerden Perşembe. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Ankara'da günlerdir devam eden yağış yavaş yavaş artık böyle gökyüzünden semadan da şöyle bulutların kaybolmasıyla ya da uzaklaşmasıyla öyle söyleyelim. Türkiye'nin, Cumhuriyet'in başkentinden de yavaş yavaş bu yağmur bulutlarının gittiğini söyleyelim. Şu anda Fox kameramanı Berkcan Tuğ ve Akif Balıkçıoğlu, onlar sizlere Ankara'yı gösteriyorlar. Türkiye'nin başkenti Ankara'dan şöyle bir manzarayı gösterelim. Bugün başlığımız nedir diye soracak olursanız. Bugün başlığımız ay sonu. Haziran ayı nasıl başladı ve ayın sonuna nasıl ulaştık ve ayın başında hangi zamlar hayatımıza girdi, biz bu ay neler yaşadık. Hem bir yandan bunu konuşalım o başlık altında, ay sonu başlığı altında, hem de ayın sonunu getiremeyen kesimler var. Asgari ücretliler ve bugün işte Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'daki, Madrid'deki temaslarını da tamamladıktan sonra yurda gelecek. Sendikalar, işverenler, onlar yan yana gelmişti asgari ücret tespit komisyonunda ve asgari ücretin ne olacağıyla ilgili açıklamayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bıraktılar. Erdoğan'dan bu açıklamanın gelmesi bekleniyor. Yalnız akşam saatlerinde, yani 30 Haziran'dan 1 Temmuz'a gün döndüğünde resmi gazetede de yayımlanması gerekiyor ki asgari ücretin burada milyonlarca asgari ücretli yapılan yeni zamdan faydalanabilsinler. Bir yandan gözümüz kulağımız asgari ücretin ne olacağında, diğer yandan emeklilerin dertleri var ve yine memurlar, memur emeklileri, onların dertleri var. Çiftçinin meselesine hep birlikte bakmak istiyoruz. Bugün bir misafirimiz olacak. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı Çalar Saat'te ağırlayacağız. Hem bu NATO'daki görüşmelere bakacağız siyasetin başına, hem de ekonomi başlığı ki vatandaşın dikkatle takip ettiği ve müjdeli haberler duymayı istediği başlık ekonomi ve buradaki gelişmelere yine Erkan Baş ile bakma fırsatımız olacak. Şimdi yönetmenimizden, ben Hüseyin Ağoğlu'ndan, Hüseyin Agoviç'ten bir rica edeyim. Şöyle yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Madrid'de yan yana geldi. Yani görüşecekler mi, görüşmeyecekler mi? Cumhurbaşkanı olabilir demişti. Hani görüşebiliriz tabii demişti. Şimdi o görüşme gerçekleşti. O görüşmeden neler çıktı? Onun detaylarını aktaracağız hızlı bir şekilde. Yalnız bir hani oradaki görüşmeler, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e uyguladığı veto ve bu vetonun kalkma şartları nasıl Ankara'da ele alındı ya da gazeteler acaba nasıl gördü? Bir manşet manşet bakalım. Hızlı bir gazete turu yapalım. Detaylarını sonraya bırakalım. Detaylarını sonra okuyalım. Yalnız baktığımızda mesela Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti Avrupa basını NATO zirvesi için böyle dedi. Ne dedi? Türkiye kazandı manşetini paylaştığı Hürriyet Gazetesi. Evrensel Gazetesi hızlıca geçtiğimizde Zafer Hamaseti başlığını attı. Okurlarıyla bu başlıkla buluştu. Sonra Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'de esti, Madrid'de sustu dedi Cumhuriyet Gazetesi manşetten. Dış politikada çark etmeleriyle bilinen Erdoğan NATO'da da şaşırtmadı bir üst başlık. Sabah gazetesi Erdoğan evine zaferle dönüyor manşetini attı. Böyle devam ediyor. Bir tarafta zafer, diğer tarafta acaba biz geri adım mı attık yorumlarına da neden olan, muhalefetin de eleştirilerine, tepkilerine neden olan bir tablo var. Yine Erkan Baş'la konuşacağız. Acaba Türkiye İşçi Partisi oradaki görüşmeleri nasıl ele alıyor, kendisine soracağız. Şimdi hızlı bir şekilde yeni günün sıcak haberi ve yine belki de bugün Ankara'da en çok konuşulacak olan konulardan bir tanesi elbette asgari ücretin ne olacağından sonraki başlık, Erdoğan ve Biden görüşmesi. O görüşmenin detayları. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. What you did putting together. Finlandiya ve İsveç'le mutabakat için teşekkür ediyorum. NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlarda özellikle Rusya-Ukrayna sürecine de ayrıca bir katkı verecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yan yana gelmekten duyduğu memnuniyeti anlattı. ABD Başkanı Joe Biden NATO'nun genişlemesine Ankara'nın verdiği desteğe teşekkür etti. İşte iki liderden kameralar önünde kayda geçen mesajlar. Ukrayna tahılının çıkarılabilmesi için verdiğiniz olağanüstü çabalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkarıyorsunuz. NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden 1 saat 10 dakika süren bir görüşme yaptı. Türkiye heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Biden'ın heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin vardı. Görüşmede Ukrayna Savaşı ve savaş nedeniyle yaşanan gıda, tahıl, enerji krizleri ele alındı. Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteğin önemine ve Ukrayna tahılının ihracatı önündeki Rus engelinin kalkmasına vurgu yapıldı. Temennimiz odur ki bu denge politikalarıyla netice alalım ve bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım. Erdoğan ise masaya Türkiye'nin F-16 talebi, S-400 krizi, Amerika'nın Yunanistan'a askeri yığınağıyla terör örgütü PKK-YPG'ye desteği başlıklarıyla oturdu. Biden F-16 satışıyla ilgileneceğini söylerken görüşme sırasında Pentagon'dan ABD'nin Türkiye'nin F-16 modernizasyonunu desteklediği açıklaması geldi. Ege ve Suriye'de istikrarı koruması başlığı Beyaz Saray'ın açıklamasında da yer alırken Biden arzumuz yapıcı ilişkilerin sürmesi dedi. Liderler hükümetler arasında devam eden yakın istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştı. İnanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Bundan dolayı da tabii sizlerin özellikle Amerika olarak bu işteki ön alışınız da tabii NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlarda özellikle Rusya-Ukrayna sürecine de ayrıca bir katkı verecektir. Erdoğan, NATO zirvesinin ikinci gününde El Prado Müzesi'nde devlet ve hükümet başkanları için verilen akşam yemeği davetindeydi. Salona girişte Erdoğan, ABD Başkanı Biden ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'nun erkek kardeşi ve iki kez dünya ağır siklet boks şampiyonu olan Vladimir Klitschko ile ayaküstü sohbet etti. Efendim ben gündem notlarımı tuttuğum defterimde şöyle bir başa geldim. Ayın başına doğru geldim. 1 Haziran ve devamında takip eden günlerde hangi durumları, hangi olayları yaşadık? Ben bunları aktarmaya devam ederken siz neyi nasıl yaşadığınız da lütfen bize ay sonu başlığı altında, etiketi altında yazıp gönderin. Mesela biz yeni aya elektrik zammı, doğalgaz zammı, benzin ve mazot, onlara gelen zamlar, bunlarla giriş yaptık. Sonra mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları siyasette çok konuşulmuştu. Birileri çıkıyor, aç kaldık diyor, vicdansızlık yapmayın, ne aç kalması gibi bir ifadesi vardı. Muhalefet tarafından çokça eleştirilmişti. Sonra hani mesela paramız yok diyorlar, gidiyorlar içki alıyorlar ya da gidiyorlar tütün mamullerinde alabiliyorlar. Sonra biz yine bu ayın içinde basın kanununda bir değişikliği, dezenformasyon yasası ve buna itirazları konuştuk. Ve devamında da geçtiğimiz hafta gelecekti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine ama ek bütçe yine öne çekildiği için dezenformasyon yasası bu haftaya bırakılmıştı. Dün akşamdan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dan bir açıklama var bununla ilgili. Acaba hani hükümet, böyle sendikalar, haberciler, yine meslek örgütleri, muhalefet buna itiraz ediyor. Bunun bir sansür yasası olduğunu söylüyor. Bizler de öyle olduğunu düşünüyoruz. Geri adım atacak mıydı hükümet? Mahir Ünal şöyle bir açıklama yaptı. Hayır, burada bir geri adım yok. Yalnız bu yasama dönemine yetişmiyor. Dolayısıyla yeni yasama döneminde, yani Ekim ayında biz bu konuyu yine Meclis Genel Kurulu'na taşıyacağız açıklamasını yaptı. Bu arada ek bütçede mecliste yasalaştı. Bu bilgiyi de paylaşalım. Detaylarını aktaracağız. Sonra Haziran ayının 3'üydü. Enflasyon rakamları açıklandı. Biz 24 yılın en yüksek enflasyon rakamlarını gördük. Böyle bu ay içinde neler yaşadık derken onu da bir hatırlatalım. Zaten 24 yılın en yüksek enflasyon oranlarını gördüğümüz için
çalışan kesim, onlar biz geçinemiyoruz dedikleri için bir zam gündeme geldi. Ara zam gündeme geldi asgari ücretler için. Gözümüz kulağımız o asgari ücretin ne olacağında %73.5 unutuldu gitti. Bu rakamı hesaplayanlar TÜİK'te yine daire başkanları, onlar birer birer istifalarını vermişti. Yine bu ay içinde olmuştu ve yine çokça konuşulmuştu. Şöyle devam ettiğimizde ayın 9'unda Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen İzmir'de adaylığını açıklamıştı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mindere çağırmıştı. Millet İttifakı'nın adayı kim sorusu Cumhur İttifakı'nda hala karşılığını bulmadı. Yani Millet İttifakı adayını açıklamadı. Pazar günü bir toplantı daha yapılacak. Oradan bir aday ismi çıkar mı çıkmaz mı öyle gözükmüyor. Ama aslında Millet İttifakı bizim adayımız belli. En azından adayımızın kim olacağı ya da nasıl bir profil olacağı ile ilgili açıklamalarımız net. Neden bu kadar merak ediyorlar eğer erken seçim yoksa yanıtını veriyor. Ama yine de Cumhur İttifakı bir yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu mindere çağırırken, mindere çekerken diğer tarafıyla da adayını merak ediyor rakibinin. Millet İttifakı'nın bu arada Bir Gün gazetesine özel bir röportaj verdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Neler söyledi ona da bakacağız. Ben şimdi sözü çok fazla da uzatmadan aslında pek çok gelişmeye de tanıklık ettik. Nisan ayında yine işsizliğin düştüğüne tanıklık ettik. Bunları yavaş yavaş konuşalım ama siz neler yaşadınız? Ayın sonu nasıl geldi ya da ayın sonu nasıl gelemedi? Lütfen mesajlarınızla bizlere ulaşın. Çalar Saat'te konuşalım ve görüyorsunuz İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim, bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir Malatya'ya da geçmiş olsun demek istiyoruz. Malatya'da gece saatlerinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya 4.5 büyüklüğünde depremle sallandı. Gece saatlerinde büyük korku yaşandı. Neyse ki herhangi bir hasar oluşmadı. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4.5 büyüklüğünde kaydedildi deprem. Yerin 15 kilometre derinliğindeydi. Depremin ardından vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarı attı. Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Şimdi ayın 18'ine geldiğimizde, Haziran ayının 18'inde biz mazotun 30 liranın üzerine çıktığını gördük. Bu arada mazotla ilgili yeni bir gelişme daha var. Evvelsi gün 2,5 liralık bir indirim vardı. Dün akşam saatlerinde de 84 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. Yani mazot yavaş yavaş böyle 30 lira sınırından uzaklaşıyor. Bu sınırdan uzaklaşma gerekçesi bir anda doların gevşemesi, diğer tarafta da dünya piyasalarında ham petrol fiyatlarının gerilemesi. Peki benzinde, LPG'de ki orada da fiyatlar çok yüksek, bir gerileme var mı yok mu? Hayır, bu konuya dair bir açıklamanın gelmediğini yine hatırlatalım. Bu ay içinde yaşandı. AK Parti içinde de bir sarsıntıya neden oldu. AK Parti'nin kurucu isimlerinden birisiydi Bülent Arınç ve belki de artık kral çıplak demenin zamanı geldi dedi siyasette. En çok konuşulan konulardan bir tanesi de bu oldu. Ben hatırlata hatırlata günümüze gelirken bir yandan da bugün milyonlarca öğrenci, onlar da dikkatle takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da internet sitesini herhalde birazdan saatler 8.30'u gösterdiğinde kilitleyecekler. Neden diyecek olursanız, liselere geçiş sınavının sonuçları bugün açıklanacak. Saat 8.30 ile 17 arasında erişime açılacak Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi. İnternet sitesinde bir hatırlatalım. map.gov.tr adaylara ayrıca posta yoluyla bir bilgilendirme yapılmayacak. Şimdi yeniden gazetelere dönelim. Hürriyet gazetesini bir okuyalım. Avrupa basını NATO zirvesi için böyle söyledi, Türkiye kazandı. Avrupa basını NATO zirvesinde varılan uzlaşmayı Türkiye'nin başarısı olarak yorumladı. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO'da uyguladığı vetoyu kaldırması karşılığında aldığı taahhütlerle siyasi kazanım elde ettiği vurgulandı. İngiliz The Economist gazetesi Madrid'deki anlaşmayı Erdoğan zaferi olarak niteledi. Erdoğan'ın futbolcu geçmişine atıf yapan The Economist,
İstediğini almak için profesyonel faal yapmaktan kaçınmıyor dedi. İspanyol gazeteleri El País ve El Mundo İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine desteğini keseceklerini, silah ambargosunu kaldıracaklarını yazdı ve bunların Türkiye için kazanım olduğu da vurgulandı. Peki Evrensel Gazetesi nasıl gördü? Zafer hamaseti olarak kesinlikle hayır diyeceğiz diyerek İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Erdoğan NATO zirvesinde geri adım attı. İktidar ve medyası zafer kazandıklarını savunurken Profesör Doktor İlhan Uzgel ortada bir zafer yok, propaganda var açıklamasında bulundu. Şimdi bu iki gazeteye ek olarak böyle iktidarın düşüncelerine, açıklamalarına, yaklaşımına destek veren bir parti ve yine aynı zamanda o partinin de lideri Doğu Perinçek ve o partiye yakın gazete Aydınlık Gazetesi. Ne diyor mesela Aydınlık Gazetesi bu gelişmelerle ilgili? NATO'nun daha da genişlemesi, NATO'nun Doğu bloğunu güçlendirmesi, Türkiye'nin sert mesajlarla İspanya'ya gidip de sonrasında kısa bir süre içinde o uzlaşmaya varılması ile ilgili. NATO'nun genişlemesini mi kutluyorsunuz? Vatan Partisi, AK Parti hükümetinin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı üçlü muhtıranın bir başarı değil, aymazlık olduğunu söyledi. Genel Sayman Vekili Yıldırım Gençer, Türkiye bu kararıyla kendisine yönelik tehdidi büyütmüş, dostlarının da güvenini sarsmıştır açıklaması geldi. Yine Doğu Perinçek'ten de zehir zemberek açıklamalar vardı. Bir bakalım bu anlaşmanın, bu mutabakatın detaylarına ve Çalar Saat'te haber turumuza öyle devam edelim. Mutabakata imzalar atıldı. İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin isteklerini kabul etti. Ankara veto engelini kaldırdı. NATO iki ülkeye üyelik daveti yaptı. Zirvede yüzler güldü. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin koyduğu vetoyu aşmak için İspanya'da dörtlü toplantı yapıldı. Masanın bir yanına NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Cumhurbaşkanı Erdoğan oturdu. Karşılarına da İsveç ve Finlandiya liderleri. Her türlü terörist saldırıya uğradık ve bunlardan en ufak bir tavır görmedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüntülerle, haritalarla anlattı her şeyi. İki ülkenin sahip çıktığı teröristlerin gerçek yüzlerini gösterdi. Yüz yüze toplantı 2 saat sürdü. Ankara istediği garantileri alarak kalktı masadan. Biz tabii kuru laf istemiyoruz. Biz netice istiyoruz. İmzalanan mutabakatla Finlandiya ve İsveç PKK'nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu onayladı. PKK ve uzantılarının para ve adam toplamasına engel olmayı kabul etti. PYD, YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları sözünü verdi. Ankara'ya uygulanan silah ambargolarını kaldırdı. Türkiye'de iki ülkenin ittifak üyelikleri başvurusu üzerindeki vetoyu kaldırdı. Veto krizinin aşılması Madrid'de herkesi memnun ederken NATO için son yılların en önemli zirvesi başladı. Erdoğan ilk kez Türkiye yerine Türkiye anonsuyla karşılandı. Mr. Recep Tayyip Erdoğan, President of the Republic of Turkey. Aile fotoğrafı çekildi. Ardından zirvenin ilk oturumu için salona geçildi. Salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson'la neşeli sohbeti takıldı kameralara. Sohbette Johnson'ın Türkçe konuşması dikkat çekti. Zirvenin ilk gününde İsveç ve Finlandiya'ya ittifaka katılma daveti yapıldı. Engeli kaldırdığı için Türkiye'ye teşekkür edildi. Ardından yeni stratejik konsept açıklandı. Rusya NATO için en büyük tehditlendi. Moskova'dan derhal savaşa son vermesi ve Ukrayna'dan askerleri çekmesi istendi. Liderler oturum sonrası ikili görüşmelere geçti. Nur Hanım günaydın diyor ki İstanbul'da ay artık 30 gün değil 7 gün. Çünkü elimize geçen para 7 günde bitiyor. Işık Ekiz, selamlar eşim, öğretmen emeklisi. Aybaşı geldiği gibi para elimize geçmeden ay sonu oluyor. Nasıl geçineceğiz? Şimdi bir taraftan bu ay nasıl geçti onu konuşuyoruz. Diğer taraftan ayın sonunu getiremeyenler,
elindeki parayı yetiremeyenler bu pahalılıkta, bu enflasyonda, onlardan da bolca mesaj geliyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Mesela işte Işık Ekis Hanım yazmış, Nur Hanım yazmış. Sizin düşüncelerinizde merak ediyoruz. Bu ay nasıl geçti acaba? Yağmurlarla geçti. Bu ay orman yangınıyla geçti. Bu ay sellerle geçti. Daha önceden geçen sene ne yaşadıysak biz bu Haziran ayında yine aynısını yaşadık. Ve yine şu tartışmaları yaşadık. Biz acaba bu orman yangınına neden hazır değiliz? Bizim gece görüşlü o uçaklarımız, helikopterlerimiz envanterde neden yok? Temmuz ayı itibariyle mesela Türk Hava Kurumu'nun uçakları da envantere girecek deniliyor. 4 Temmuz itibariyle de yine o gece görüşlü helikopterler gelecek ve buradaki kritik yerlerde, bölgelerde görev alacak açıklamasını Tarım Bakanı yapmıştı. Onu revize eden kişi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu. Bir an önce envantere katacağız açıklamasıyla. Cumhuriyet Gazetesi'ne dönecek olursak, Türkiye'de esti, Madrid'de sustu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularıyla ilgili muhtıra imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye istediğini aldı açıklamasıyla muhtırayı zafer olarak ilan etti. Muhtıra da PKK terör örgütü sayılırken PYD-YPG için bu tanım kullanılmadı. Terör zanlılarına iadesi için, ise takvim veya güvence verilmedi. Şimdi sözler var. Bu sözler takip edilecek ve bu vaatler yerine getirilmezse aslında Türkiye burada vetodan geri çekilmişti ama vetosunu da devam ettirebilir şeklinde yorumlar da yapılıyor. Ama NATO'da liderler zirvesinde verilen mesajlar, atmosfer, orada Boris Johnson'ın çok da böyle sevinçli olması, Joe Biden'ın çok sevinçli olması, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in böyle yüz ifadeleri, rahatlaması pek de öyle bir izlenim vermiyor. Yani Türkiye artık kararını verdi. Bir geri dönüş de olacakmış gibi gözükmüyor. Eğer Finlandiya ve İsveç sözünü tutmazsa dahi. Emekli Büyükelçi Faruk Loğlu, Türkiye terörle mücadele bakımından somut hiçbir güvence almadı. Belgede yazılanlara uyulmadığı takdirde yaptırımdan söz eden bir unsur yok dedi. Loğlu mutabakat nedeniyle Türkiye-Rusya ilişkilerinde sert rüzgarlar esebileceğini söyledi. Bu arada NATO'dan yapılan açıklama ya da dünyada güvenlikle ilgili araştırmalar yapılan kesimlerden gelen açıklamalara baktığımızda dünya önümüzdeki günlerde daha çalkantılı bir sürece hazır olmalı. Bakıyorsunuz NATO ve açıklamalarına iki tehdit var. O iki tehditten birisi Çin, diğeri ise Rusya. Böyle bir işaretleme var NATO tarafından ve Doğu bloğunu da güçlendirdi Finlandiya ve İsveç'i de birliğe davet ederek NATO. Şimdi burada fotoğraflar da paylaşıldı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bir o fotoğraflara da bakalım hep birlikte. Mesela Rahip Brunson kararı, mesela Cemal Kaşıkçı davası ve kararı, gazeteci Deniz Yücel ve en sonda NATO üyeliğine geliniyor. Rahip Brunson'da bir kalabilir miyiz Hüseyin? Okuyalım. Çünkü unutuyoruz. Erdoğan 11 Ocak 2018'de casusluk suçlamasıyla tutuklanan Brunson için bu fakir bu görevde olduğu sürece teröristi alamazsın demişti Brunson 13 Ekim'de Türkiye'den ayrıldı. Hemen altına inelim. Erdoğan 13 Nisan 2017'de bu makamda olduğum sürece Almanya'ya dönüşü söz konusu değil demişti. Deniz Yücel 16 Şubat 2018'de özel uçakla Türkiye'den ayrıldı. Yukarı çıkalım. Erdoğan Kaşıkçı davası sürerken 14 Aralık 2018'de bu millet enayi değil, hesap sormasını bilir, belgeleri gösteririz ama vermeyiz demişti. Dosya 7 Nisan 2022'de Suudi Arabistan'a devredildi. Hemen altında da Erdoğan 15 Mayıs'ta parlamentolarında PKK yanlısı teröristler var. Biz bunların neyine güveneceğiz? NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz demişti. 45 gün sonra evet dedi. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra sıradaki haberimiz, eğer sel haberimiz hazırsa buna gidelim Hüseyin. Eğer değilse bir meclisin gündemine de bakmış olalım. Ama Sabah gazetesini de, o zafer, o destan, o cümleleri de baktıktan sonra. Erdoğan evine zaferle dönüyor. Madrid'de imzalanan mutabakatın ardından Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın vetosunu kaldırması NATO zirvesine damga vurdu. Dünya basını şu başlıkları attı. Ekonomist'i okumuştum. İsrail basınına baktığımızda Türkiye NATO zirvesinde istediğini aldı diyor. The Guardian gazetesi Kuzey ülkeleri önemli bir taviz vererek
PYD ve YPG'ye destek sağlamayacağını teyit etti. Yani dünya basınından örneklerle Sabah gazetesi Erdoğan evine zaferle dönüyor dedi. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakat dünya basınında manşetten geniş yer buldu. Biden'dan Türkiye'ye çifte teşekkür, az önce vermiş olduğumuz haber ve detayları idi. Şimdi hemen bir meclisin gündemine gidelim. Bu dezenformasyon yasası düzenlemesi, Mahir Ünal'ın yapmış olduğu açıklama, acaba hükümet bundan geri adım atar mı? Ve muhalefeti dinler mi? Gazetecileri dinler mi? Bunun bir sansür yasası olduğuna dair tepkilere acaba olumlu bir yanıt verir mi diye beklenti vardı. Geçen hafta meclise gelmeyince böyle bir beklenti vardı. O beklentinin boş olduğunu, yeni yasama döneminde dezenformasyon yasasının geleceğini Mahir Ünal açıkladı. Ekim ayında meclis gündeminde yasalaştıracağız. Vazgeçmedi AK Parti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal açıkladı. Dezenformasyon yasa teklifi yeni yasa dönemine bırakıldı. Dezenformasyonu bir suç haline getirdik. Kamuoyunda sansür yasası olarak görülen teklife gazeteciler, meslek örgütleri, muhalefet sert karşılık verdi. Türk Ceza Kanunu'nda dezenformasyon suçuyla ilgili düzenlemelere varıncaya kadar düzenlemeleri içeren 40 maddelik düzenlemeyi Ekim ayına bırakmak durumunda kaldık. Geçtiğimiz hafta meclisin gündemine gelmesi beklenen teklif araya ek bütçe görüşmelerinin girmesiyle askıya alınmıştı. Teklife dair yeni açıklama Ünal'dan geldi. Geri adım ya da vazgeçme yok. Dezenformasyon yasası Ekim'de genel kurula taşınacak dedi. Ve meclisin 1 Temmuz itibariyle tatile gireceğini duyurdu. 1 Temmuz'da meclis kapanıyor. Ve 1 Ekim'de meclis açılıyor. Tartışmalar arasında ek bütçe de meclisten geçti. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 420 bin lira artırılacak. Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesinin manşeti zirvenin kazananı Erdoğan. Türkiye'nin Madrid'deki NATO zirvesinde elde ettiği diplomatik başarı dünya basınında Erdoğan zaferle dönüyor yorumlarıyla yer buldu. Bakıyorsunuz zafer diyen, bu manşeti atan gazetelere, onlar dünya basınının nasıl gördüğünü aktarıyor ve manşetinde aslında dünya basından alıyor. Şimdi hemen akşam gazetesinde emekçi korunacak diye bir başlık var. Bakalım biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz açıklaması gelmişti. Ezdirmeyeceğiz açıklamasını yapan kişilerden birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Çalışma Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda bu şekilde. Yalnız enflasyona çalışan ne kadar ezdirilmeyecek? Eğer böyle bir açıklama varsa, şu anda mevcut enflasyon da düşünülerek asgari ücrete böyle bir zam mı yapılacak? Yoksa biz 5500 lira ile 6000 lira arasında bir asgari ücretten mi söz ediyoruz? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında dün toplandı. İlk toplantıdan iki mutabakat çıktı. Asgari ücrette yapılacak artış Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Eğer öyle olacaksa biz 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece resmi gazetede o kararı göreceğiz, görmemiz gerekiyor. Yılbaşında getirilen vergi muafiyeti yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak. Bakan Bilgin, enflasyonun emekçiler üstündeki baskısını kaldıracağız. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim bir görevimiz dedi. Yine bu ay içinde olmuştu. Sayın Nurettin Nebati, hepimiz aynı gemideyiz demişti ve hatırlayacaksınız. Bir uyusam bir uyansam 6 ay sonra diyordu Sayın Nebati. 27 Haziran 2022 tarihinde uyandığında, 27 Aralık 2021 tarihinde gözlerimizi kapatıp da o tarihte uyanalım demişti. Hafta başında uyandığında ekonomik veriler istediği gibi, hayalini düşünü kurduğu gibi gerçekleşti mi? Hayır, gerçekleşmedi. Ve nasıl bu ay Haziran ayı kolay geçmediyse, geride kalan 6 ayda çalışanlar için kolay geçmedi. Çiftçiler için de kolay geçmedi. Hepimiz aynı gemideyiz ama o geminin içinde bazıları lüks kameralardaydı. Bazıları ise alt kameralarda yine zorluklarla geçirdi o 6 ayı. Şimdi bu önemli bir gelişme. En düşük emekli maaşı, hani merak edildiği için öyle söylüyorum, 2500 liraydı en düşük emekli maaşı ve yapılan hesaplamalarla 3000 lira olacak denildi. Ama hani bunun ilan edildiği gün
Türk İş'te bir açıklama yaptı. Açlık sınırı ile ilgili, yoksulluk sınırı ile ilgili. Açlık sınırı 6.391 lira. Ve şimdi yoksulluk sınırını da söyleyeyim. 20.800 küsuratta, yaklaşık 21 bin lira. Yani bu ülkede pek çok kişi, pek çok aile yoksulluk sınırında yaşarken 3 bin lira önerildi. Sonra sert eleştiriler geldi. O zaman 3.500. Böyle bir hesap yapıldı. Bakalım. Torba yasa mecliste. Bütçe komisyonu 3600 ek göstergeyle öğrenci affını da kapsayan torba yasa teklifinin görüşmelerine başladı. Tüm memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek. Emekli aylığında 1200 ikramiyede 50.000 TL'ye kadar artış olacak. Emekli memurlar da düzenlemeden faydalanacak. 2500 lira olan en düşük emekli maaşı 3500 liraya çıkartılacak. Subay ve asubaylara kıdem ve rütbeye göre ek göstergede verilecek. Cumhurbaşkanı ödeneği de bütçeden çıkartıldı. Çünkü hani %40 ve üzerinde bir zam ben kendim için istemiyorum demişti Cumhurbaşkanı. Önceki başbakanlar, sonra milletvekilleri, hepsinin meclis başkanları, hepsinin maaşı benim maaşıma ya da Cumhurbaşkanlığı makamının maaşına endeksli olduğu için böyle bir talep vardı. Ondan yaptık denilmişti. Sonra bir de rest çekerek ben maaştan feragat ediyorum ve burada ayrı bir yasal düzenleme yapılsın demişti. Şimdi gelelim 2500 lira olan en düşük emekli aylığı 3500 liraya çıkartılıyor. Açlık sınırı rakamını ben size söyledim. 6391 lira. Yeter mi yetmez mi? Açlık sınırının yarısı kadar bir oranda emeklilere verilecek olan 3500 lira. Bir anda aklınızın ucunda bu soru olsun. Yeter mi yetmez mi? Önümüzdeki ayların sonu gelir mi gelmez mi? Yoksa elimize geçen para birkaç gün içinde yine eriyip biter mi? Bu soruyu sizlere sormuş olayım. Ve yine meclise dönelim. Mecliste Engin Altay, CHP Grup Başkan Vekili hükümete seslendi. Hükümet sıralarına, AK Parti sıralarına seslendi. Yapmayın, etmeyin. Burada bu rakamlar yeterli değil dedi. Hemen bir o mesajlarına bakalım Engin Altay'ın. 2022'de verilen 4253 lira asgari ücret açlık sınırının %6 fazlasıdır. Yani 240 lira da fazlaydı. Şimdi geldiğimiz noktada sebebi Nebati'dir, Erdoğan'dır. Oraları geçiyorum. Geldiğimiz noktada açlık sınırı 6391 lira. Bu durumda ne olması lazım? Koy üstüne %6. Koy 6. 6770 lira asgari ücret olmalı. Olmazsa ayıp olur. Olmazsa hak yenmiş olur. Ek bütçe dediğiniz ikinci bütçeyi getirdiniz. Ben bunu ikinci bütçe diyorum. Milletten 4925 milyar para toplayacaksınız. Zam olarak, vergi olarak vesaire vesaire. Bunu kamu özel işbirliğini ödemek yerine kur garantili mevduat ödemek yerine Buyurun. Tefecilere faiz baronlarını ödemek yerine emekli ödeyelim kardeşim, bunu istiyorum. Ve son olarak Sayın Başkanım, mübarek bayram geldi. Allah için bu ekonomik tabloda fiyatların bu noktaya geldiği bir noktada bayram ikramiyesi olarak 1100 lira vermek de ayıptır. 5 kilo et parası. 5 kilo et parası. Kuzu et alırsan 5 kilo da alamıyorsun Sayın Başkan. Bayram ikramiyesini de buradan hükümete çağırıyorum. Bayram ikramiyesinde benim gönlüm daha çok ister ama hiç değilse 2500 lira yaparak hükümet bugüne kadarki ayıp ve kusurları noktasında emeklerden ve çalışanlardan bir helallik almış ve milletin karşısına çıkarak bayramını kutlarken de milletin gözünün içine bakabilen bir cumhurbaşkanı görmek isterim. Hemen bir son dakikayı verelim. Az önce de söylemiştik, saat 8.30'u gösterdiğinde LGS sonuçları açıklanacak diye ve açıklandı. Şu anda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden de duyuruldu. Bunun hatırlatmasını yapalım. Nesin Hanım günaydın diyor ki, Nesin Hanım, emekliye bayram ikramiyesinden haber var mı? Bütün emekliler bunu bekliyor. Rica etsem bir bahseder misiniz dedi kendisi, diyor kendisi. Az önce Meclis Genel Kurulu'ndan bir ses paylaştık. Engin Altay da söylüyor. Olmaz, 1100 lira olmaz. Bakın kaç sene geçti? 1000 liraydı ancak 1100 liraya getirdiniz.
2500 lira verin bari diye bir seslenişi vardı. Hayır, bu yönde bir haber yok. Bu arada şimdi Abdullah Bey, Abdullah Coşkun, aslında biz kendisini kendi sosyal medyamızda dikkatle takip ettiğimiz için kendisini yakından tanıyoruz. Ve sürekli hükümetle ilgili övücü cümleler kuruyor kendisi. Olabilir yani hükümete, hükümetin politikalarına böyle yaklaşan, olumlu yaklaşan birisi olabilir. Yalnız burada kurmuş olduğu cümleler doğru değil. Diyor ki sizin karnınız doysa gözünüz doymaz. Sizin derdiniz başka. Yıllardır aynı şekilde provokasyon, provokatörlük yapıyorsunuz. Şimdi biz provokatör oluyoruz. Kendisi de vatansever oluyor. Yani öyle konumlandırmış kendisini. Bizi tanımadan, bilmeden, anlamadan. Ve sonra millet açlıktan, işsizlikten, sefillikten ölüyor diye haberler yapıyorsunuz. Ama kendiniz lüksle tatil yapıyorsunuz. Sanki biz Abdullah Coşkun'la beraber tatile gidiyormuşuz gibi. Söylediklerinizin hiçbiri doğru değil. Ve milletle ilgili söyledikleriniz de doğru değil. Eğer öyle olmuş olsaydı şu anda 6. ayda ek bir bütçe gelmezdi. 6. ayda asgari ücretler için ek bir düzenleme yapılması gereksinimi olmazdı. 6. ayda enflasyon bu kadar yüksek çıktığı için memurlar için, memur emeklileri için böyle zamlar konuşulmazdı. Siz doğruyu söylemiyorsunuz. Ama şu olabilir mesela. Sizin tuzunuz kuru olabilir. Hayatınızda her şey güzel olabilir ama vatandaş hayatı öyle yaşamıyor. Birazdan sokağa çıkalım mesela. Esnaf ne söylüyor? Hiç mi sokağa çıkmıyorsunuz, hiç mi markete gitmiyorsunuz gerçekten? Tarım ülkesinde domatesi de mi almıyorsunuz, biberi de mi almıyorsunuz? Bunları söylemek bir provokasyon değil. Bunları söylemek, gerçeği söylemek. Bizim işimiz halkla ilişkiler değil. Bizim işimiz kamu adına bu görevi yerine getirmek. Yaşanılanları anlatmak. Siz dezenformasyon yasasını çok istiyor, beğeniyor olabilirsiniz. Ama biz bu haberleri halk adına yapmaya devam edeceğiz. Hiç kusura bakmayın. Doğruyu söylemiyorsunuz. Sadece söz olsun diye ya da aldığınız, bilmiyorum kim olduğunuzu, ya da aldığınız ücret doğrultusunda bu cümleleri kuruyorsunuz. Ama doğruyu söylemiyorsunuz. İnsan, hiç mi etrafınıza bakmıyorsunuz? Hiç mi etrafınızda işsiz yok? Neyse, hani bu kadar da konuşmaya gerek yoktu belki ama yine de aktarmak gerekiyordu belki de. Şimdi bir hesap yapalım. Bu hesabı yapan kişi de Ali Babacan. 4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi aile yoksulluk sınırının altında. Görmüyor musunuz mesela Abdullah Bey bunu? Beştepe sebep açlık ve yoksullukta sonuç diyor Ali Babacan. Rakamlara bakalım. Kasım 2020 açlık sınırı 2516, yoksulluk sınırı 8197. Aralık 2020, Ekim 2021 böyle yıl ilerliyor. Ama Kasım 2020 ile Haziran 2022'ye gelin hep beraber bakalım. Görmek istemeyen, duymak istemeyen ama hepimiz aynı gemideyiz diyen, bolluk kuyruğu onlar diyen, bunlara inanmak isteyenler olabilir. Ama gerçekler bakın rakamlarla ortada. Ve baktığımızda Haziran 2022'de açlık sınırı 6.391 lira 17 kuruş. Yoksulluk sınırı da 20.818 lira. Memlekette pek çok kişi, milyonlar yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bir gidelim esnafa soralım. Onların durumu ne acaba? Gerçekten hani muhalefetin kurduğu ya da sizin burada bana göndermiş olduğunuz mesajlar mı doğru? Yoksa Abdullah Bey'in söyledikleri mi? Nebati Bakan ile birlikte Edi ile Büdü gibi yönettiğiniz ekonomiyi işin ehline bırak. Enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha omuzlamak durumunda kalacağımız açıktır. Yani fatura milletimize kesilecek. Bay Kriz ve ekibinin beceriksizliğinin ceremesini yine milletimiz çekecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun yükseldiğini kabul ederken, enflasyon yükünü bir müddet daha omuzlayacağız derken sabır istedi. Akşener işi ehline bırak diyerek Erdoğan'a seslendi. İflasını açıklayan AK Parti iktidarı ek bütçe istemek zorunda kaldı. Bu teklif ek bir bütçe değil, ikinci bir bütçe teklifidir. Yüksek enflasyonun gelir ve gider rakamlarında yol açtığı değişkenlik ek bütçe ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Önce bindiğin 500 milyon dolarlık uçağı sat. Bir kere de sen tasarruf etsen ne olur be kardeşim.
Bir kereliğine şatafattan ödün versen incilerin mi dökülür? Bir kalemde memlekete 500 milyon dolar girer fena mı olur? Gümüş kaşıkla doğmuş mübarek. Gümüş kaşık olmazsa çorba içemiyor. Ek bütçe içinde iktidar iflas etti diyen Akşener, her zorlukta olan vatandaşı oluyor. Bir kez de iktidar tasarruf etsin derken hedefte Erdoğan vardı. Ekonomi eleştirilerini seçim restiyle bitirdi. Gide bir benim tarihçiliğim üzerinden gidiyor işler. Ama asıl mesleğim ben ilkokul öğretmeniyim Sayın Erdoğan. Gerçekten öğreteceğiz. Yani A ve B'den başlayarak. Atatürk'ü de öğreteceğiz. Cumhuriyet değerlerini de öğreteceğiz. Muhterem, var mısın? Buyur Hodri Meydan. Al seçim kararını. Bu ülke nasıl hak ettiği gibi yönetilirmiş, biz sana öğretelim. Eskiden şöyle yapardık. Tüketiciye yansıyan şey ürünün yüksekliği değil, maliyet yükselişi. 30 lira mazot. Yani para sayma makinesinden daha hızlı sayıyor. Pompalar. Mazot 10 liraya düşmeyene kadar gıdada veya enflasyonun düşme şansı yok. Otomatik vergi memuru oldu şeyler. Evet. Siz bir ürünü bedava alın. Üretim bölgesinde taş koyun içine 5000 lira maliyeti var. İyi Parti grubunda söz alan bir kiraz üreticisi derdini meclisten dile getirirken CHP ekonomi masası heyeti de Ankara toptancı halindeydi. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar abi normal abi 10 lira gibi biberler. Geçen sene kaçaydı 10 lira dedi? Geçen sene abi atıyorum 3 lira 4 liraydı abi. Nasıl normal bu? Normal abi. Yani şeye göre abi, mazot 30 milyon abi. Mazota göre normal abi. Hal esnafı en çok artan maliyetlerden dert yandı. Masraf çok. Masrafa boğuluyoruz. Meyve ucuz aslında. Ama masraf. Bir kilo meyvenin 10 lira masraf olur mu ki? Şu anda bütün esnaf zarar ediyor. Masraf kurtarmıyor. Siyasetinde, seçiminde nabzı yine ekonomiyle birlikte attı. E peki hiçbir güzel haber yok diyorsunuz. Güzel mi değil mi? Onun kararını size bırakayım. Motorinde 84 kuruşluk bir indirim var. İkiden sonra uyumuyoruz. Benzine zam mı gelecek veya düşecek mi diye. Önce 2,5 lira ardından 84 kuruş. Motorin 30 lira sınırından 2 gün üst üste yapılan indirimle 3 lira 34 kuruş uzaklaştı. 5 lirada inse yine yüksek. Niye yüksek? Zaten 7 liraya kullanıyorduk bir sene önce. Dolardaki düşüş, dünya piyasalarında ham petrolün varil fiyatının gerilemesi, gevşemesi. 30 lira sınırındaki motorinin fiyatını az da olsa geriletti. Yani 100 milyon eskiden güzel bir paraydı. Şimdi 100 milyon abiye 100 milyon koy derken kafayı büküp şöyle söylüyoruz. Akaryakıt fiyatları şoför esnafının da çiftçinin de vatandaşın da üzerinde ağır bir maliyet. Motorin bir yılda %280 zamlandı. Çok değil bir yıl önce litre fiyatı İstanbul'da 7 lira 74 kuruştu. Yılbaşındaysa 11 lira 43 kuruş. Sabah uyuyoruz akşam zam gelmiş. Sabah uyanıyoruz indirim gelmiş. 3 gün sonra haberimiz oluyor. Son gelen 84 kuruşluk indirimle birlikte motorinin litre fiyatı Ankara'da 26 lira 80 kuruş. İstanbul'daki satış fiyatı ise 26 lira 70 bir kuruş oldu. Depoyu fullediniz mi? Yok yok fullemedim. Çok sık kullanmıyorum. Sadece babamı hastaneye getirip götürürken diğer ihtiyaçlarımı maalesef ki toplu taşıtla yapmak zorundayız. Şimdi 150 liralık aldım. Geçen sene depoyu fulleyip Çanakkale'ye gittim yarım depo benzinle. Şimdi zannetmiyorum gidebileceğimizi. 350 lirayla depo zaten fullenmeyecek. Beklenti benzin ve LPG'de de bir indirimin gelmesiydi ama henüz bu konuda bir açıklama yok. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 27 lira 30 kuruş. Ankara ve İzmir'de 27 lira 42 kuruş seviyelerinde. Şu an bilmiyorum ne kadar olacak. Reklamlara gitmeden önce LGS sınav sonuçları açıklandı. 1.031.799 öğrencinin girdiği sınavda sınava katılım oranı %83 olarak gerçekleşti. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi. Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı ve matematik ve fen bilimlerinde başarı ortalaması arttı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da bu yöndeydi. Şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Döndüğümüzde bir iki haber, sonra misafirimiz var. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Söylemiştik bir misafirimiz olacak diye. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş şu anda Ankara'da Çalar Saat'te misafirimiz, konuğumuz. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Yoğun da bir tempo. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gecenin bir yarısı da konuşma yaptınız. Bütün yıl çalışmayınca işler yıl sonuna doğru sıkışıyor. Şimdi aceleleri var tabii. Gece yarılarına kadar çalışıyor. Ya sonuçta
bütünüyle plansız ilerlediği için süreç, yani vatandaşın, memleketin gerçek ihtiyaçları değil de o anda işte sarayın neye ihtiyacı varsa, biliyorsunuz meclisi bir noter makamına çevirmek istedikleri için saraydan gelen talimat doğrultusunda çok hızlı biçimde çalıştırılıyor. Bir şunu söyleyeyim ya, yanlış anlaşılmasın. Biz meclisin gerekiyorsa 365 gün ve 7/24 çalışması konusunda hiçbir tereddüt içerisinde değiliz. Yani meclis böyle çalışmalı ama keşke gerçekten yurttaşın dertleriyle ilgilense, sokaktaki insanların çektikleri acılara çare üretse meclis, çalışsın ama öyle olmuyor maalesef. Öyle diyorsunuz, yurttaşın dertleriyle dertleniyoruz. İşte ek bütçe zaten vatandaş için getirdik dediler. Keşke öyle olsaydı. Bakın bir kere doğru kullanmak lazım. Onlar bize ek bütçe kavramını kabul ettirmeye çalışıyorlar ama ortada bir ek bütçe yok. Birkaç açıdan ele almak lazım bence bu tartışmayı. Mesela yine aynı şeyi söyleyeyim. Yani dünyada da çeşitli ülkelerde ek bütçe tartışmaları yapılıyor zaman zaman. İşte bu dönemde de örneklerini gördük ama ek bütçe dediğiniz şey nedir? Örneğin siz yıllık bir bütçe hazırlamışsınızdır da orada bir takım eksikler ortaya çıkmıştır. İşte %8-10 gibi bir rakamla bütçeler yeniden düzenlenebilir ve buna ek bütçe denir. Burada da esas olan nedir? Siz diyelim ki işte enflasyon yükseldi, vatandaşın durumu kötü ve vatandaşa bir destek sunmak istiyorsunuz. Ya da örneğin Türkiye'deki gibi işte orman yangınları var. Beklenmedik bir şey olsaydı eğer. Buna ilişkin daha önce öngörmediğiniz bir takım sonuçları çözmek için ek bütçe çıkartabiliriz ama Türkiye'de böyle değil. Ne yaptılar? İşin özeti şu: 6 ayda 2022'nin bütçesini yediler bitirdiler. Şimdi para kalmadı. Para kalmayınca ne yapıyor? Tekrar bunu yoksul halkın sırtına nasıl yükleyebiliriz hiç diye bakıyorlar. Hiçbir vatandaşın lehine bir şey yok. Maalesef gerçekten söyleyeceğim, hiçbir şey yok. Her şey aleyhine. Çünkü Türkiye'deki bakın bütçe zaten bir tercihi yansıtır. Bugün Türkiye'deki iktidar şuna karar vermiş durumda. Diyor ki ben Türkiye'de nüfusun %99'unu oluşturan, alın teriyle yaşayan, onuruyla para kazanan insanları değil, Türkiye'nin tepesindeki o en zengin %1'i mutlu ederek ekonomiyi kalkındırmak istiyorum. Ben dün genel kurulda yaptığım konuşmada sordum. Şimdi AKP'li bakanlar, milletvekilleri çıkıyorlar. Türkiye'nin zenginleşmesinden bahsediyorlar. Ekonomideki büyümeden bahsediyorlar. Şimdi size de sorayım onlara sorduğum soruyu. Geride kalan 6 ay içerisinde zenginleşen bir tane işçi tanıyor musunuz? Geride kalan 6 ay içerisinde ben artık daha mutluyum diyen bir tane genç tanıyor musunuz? Bir tane emekli tanıyor musunuz? Bir tane kadın ya ben 6 ay öncesine göre daha rahatım diyor mu? Demiyor. Peki ne oluyor? Bakın bu çok kritik bir nokta. Şimdi genel olarak diyelim ki kasadaki para artıyor. Türkiye'nin toplamına baktığımızda zenginleşme dediğimiz şey bu, büyüme dediğimiz şey bu. Fakat ne oluyor biliyor musunuz? O en tepedeki en zengin %1 var ya, onlar çok zengin oluyorlar. Onlar çok zengin oldukları için sanki rakamlar büyümüş gibi gözüküyor. Ama aşağıdaki emeğiyle alın teriyle yaşayan bizler, milyonlarca insan çok daha yoksullaşıyor. Bütün mesele bu. Bakın yanımda getirdim. Dün çalışmıştık. Onun için getireceğim. Birazcık sonraya bırakalım mı? Yani ekonomi başlığına geçeceğiz ama mesela şu anda siyasetçiler, hani bir tartışma var. Bir NATO zirvesi, NATO zirvesinde varılan mutabakat, sonra çıkan sonuç mesela bir zafer mi, bir destan mı, yoksa verilmiş olan bir taviz mi var? Bununla ilgili bizim haberimiz hazır. Muhalefetten de tepkiler var. Hemen bir paylaşalım. Tamam. Sonra siz acaba nasıl ele alıyorsunuz? Bir zafer olarak mı görüyorsunuz, görmüyorsunuz? Onu sormak istiyorum. Önce bir NATO başlığı diyelim ve öyle başlayalım. Üst perdeden atılan kürsü nutukları yine müzakere masasında verilen tavizlerle taçlandırılmış önemli bir fırsat. Sayın Erdoğan'ın dış politikayı malzeme yapma sevdası uğruna kaçırılmış gözüküyor. PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleriyle ifade edeceğiz. İstanbul'da, Ankara'da aslan kesilenlerin gittiği yerde şunu demeden olmaz, bunu demeden olmaz değil, bayağı da oldurttuklarını gördük. İsveç'e, Finlandiya'nın NATO üyeliğine, terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle karşı çıkan Türkiye, Madrid'de imzalanan muhtırayla istediğini aldı mı, yoksa sert tutumundan vaz mı geçti? Muhtıranın maddelerini masaya yatıran muhalefet, taviz verildi, çark edildi, fırsat kaçtı diye ses yükseltti. Biden'la görüşme öncesi ya Biden'a bir jest yaptı ya da bu Biden'la görüşmeyi sağlayabilmek için çark etti. Kendisi değil miydi? Ben başta olduğum sürece bunlar NATO'ya giremez diye. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Bu delikten bizi bir kere soktular, bir daha sokturmayız. Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz evet diyemeyiz. Üçlü mekanizma
İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek. Bu mekanizmanın işlememesi durumunda Türkiye elindeki NATO kartını kaybetmiş bir biçimde haklı davasını anlatacak, muhatap aramak zorunda kalacak. İki ülkenin NATO'ya kabulü 1,5 yıl gibi bir zamanı alacak. Mutabakat metninin 5. paragrafı PKK'yı terör örgütü olarak görürken YPG ve PYD Türkiye'ye yönelik ulusal çıkar tehdidi olarak tanımlanıyor. Önemli olan PKK'nın bu iki ülkedeki varlığına son verecek somut eylemlerinin görülmesiydi. Türkiye diplomatik başarısı ile sonuç almıştır. Muhalefetin de bu sevince ortak olmasını beklerdik. İktidar imzalanan muhtıra için başarı diyor. Muhalefet tam aksini savunuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konuştu. Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü terörist, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı teröristin iadesi hususunu yeniden kendilerini yazacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruyorum. Projesinde 4 ana ortaktan biri olduğumuz, parasını ödediğimiz F-35 uçakları nerede? S-400 yaptırımları niçin hala devam ediyor? İşiniz gücünüz S-400 aşağı, S-400 yukarı. Hep laf. Bu can bu tende olduğu müddetçe Bransan gidemez, vermem demişti. Özel uçakla gönderdi. Biz ahmak mıyız demişti Arabistan'a. Veliaht Prens'le sarışmaları dillere destan oldu. İkili bir görüşmeyi benim Mitsotakis'le yapmam mümkün değil. Bitti o iş. Dün akşam yaptığı büyük U-dönüş düşünüldüğünde gelecek ay Mitsotakis'in düğününe kirvelik yaparsa şaşırmamak lazım. NATO zirvesi öncesi kurulan cümleler, Madrid'de atılan imza. Muhalefet Erdoğan'ı dış politikayı iç politikaya alet etmekle suçluyor. Tartışma sürüyor. Erkan Bey, şimdi bu bir destan mı, başarı mı, bir taviz mi? Biden-Erdoğan görüşmesini acaba siz nasıl yorumluyorsunuz? Yine mecliste kurulan bir cümleydi. Muhalefetin de bu sevince ortak olmasını isterdik. Siz sevince ortak mısınız? Değilseniz neden değilsiniz? Yani nedir düşünceniz? Ülkemizin bir takım kazanımları olsa kuşkusuz biz de herkes gibi seviniriz. Ama ortada bana göre bir başarı falan yok. Mesele biraz şu, iktidar genel olarak ülke içinde sıkıştığı için şöyle bir taktik izliyor. Çok uzun zamandır yani sadece bu konu değil. Dış politika içerideki rezaleti örtmenin bir kılıfı haline getirilebilir mi? Nasıl olsa insanlar uluslararası alanda gerçekleşenleri içeride olduğu kadar yakından takip edemiyorlar milli ya da his, hissedemiyorlar. İşte bu yerli ve milli diye adlandırdıkları kavramıyla politikalar aslında kendi iktidarlarını koruma politikaları bence. Önemli olan noktası bu. Çünkü bakın çok basit. Yani şimdi ekonomi iyi diye de yalanlar söylüyorlar da sokağa çıktığınızda siz bunu yaşıyorsunuz. Bakkala, markete gittiğinizde hani size anlatılanı ölçebiliyorsunuz bir vatandaş olarak. Ama şimdi Türkiye dünyanın işte en saygıdeğer ülkelerinden bir tanesi haline geldi. Bu ölçülebilir bir şey değil vatandaş açısından sokaktaki ve dış politika aslında AKP dönemi boyunca sürekli olarak böyle kullanılıyor ve nihayetinde hani içeride yüksek perdeden efelenmeler, işte kararlı duruşlar falan ama Edirne sınırını geçtiği andan itibaren ne olduğunu hep beraber izliyoruz ve kendi yandaşları bile bence önemli olan noktası bu NATO zirvesinin. Türkiye'de iktidarın çevresinde kümelenen gazeteciler, yazarlar, aydınlar diyelim ya da siyasetçiler bile aslında bir tartışma içerisinde girdiler. Türkiye'nin bir taviz verdiğini söylüyorlar. Buradaki mesele de şu bence, bizim bir de tartışmamız gereken boyutu tabii. Şimdi NATO'nun genişlemesini güçlendiren Türkiye bundan fayda sağlar mı? Yani NATO genel olarak büyüdüğünde, güçlendiğinde, genişlediğinde sadece Türkiye için söylemiyorum bunu. Dünya barışı açısından da bunu sorgulamak bir gerekiyor. Bir mutabakat ortaya çıktı. İşte terör örgütleriyle artık işte Finlandiya'nın ve İsveç'in tutumunun, yaklaşımının değişeceğiyle ilgili. O mutabakat metnine de baktığınızda gördünüz. Şimdi ben mutabakat metninin Türkiye'de yorumlanış biçimiyle dünyadaki yorumlanış biçimine ayrı bakıyorum. Örneğin işte İsveç'teki Dışişleri Bakanı ne diyor? Erdoğan'a teslim olmadık diyor. Biz istediğimizi aldık diyor. Dolayısıyla bir de o cepheden bakmak lazım. Ya sonuçta şöyle bir, maalesef şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi hani iktidar artık bir yalancı çobana döndüğü için 40 yılda bir doğru söylese bile inandırıcılığını yitirmiş durumda. O yüzden hep iktidarın söylediklerine bir mesafeyle yaklaşmak lazım ama bu mevzu işte dünden beri tartışılıyor. Gördüğümüz şey şu, hani burada her gördüğü muhalifi, vatandaşı aşağılayan, yukarıdan konuşan Tayyip Erdoğan uluslararası alana çıktığı andan itibaren
aynı zamanda çaresiz de olduğu için, onu da söyleyelim. Yani bu bizi üzüyor. Bakın Türkiye'nin uluslararası alanda çaresiz bir ülke haline getirilmesi nedeniyle de biz bu iktidara karşı tutum alıyoruz. Böyle olmaması gerekiyordu. Ama maalesef bu görüntüler, üzülerek söylüyorum, tüm Türkiye'nin dünyadaki görüntüsünü olumsuz yönde etkiliyor ve bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil. Peki Biden'la görüşmesi, oradan çıkan bir somut sonuç var mı? F-16'lar, onun modernizasyonu, işte Kongre'ye sesleneceğim açıklaması, Ukrayna kriziyle ilgili ya da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve Türkiye'nin orada dengeci bir politika gütmesi. Benim izleyebildiğim kadarıyla Biden Ukrayna'dan bir tahıl koridoru açılması nedeniyle Türkiye'yi kutladı. Ama şimdi diplomatik dilde biliyorsunuz, söylenenler kadar söylenmeyenler önemlidir. Gösterilenler kadar gösterilmeyenler önemlidir. Bu açılardan baktığımızda ortada bir başarı yine yok. Ama daha kötüsü şu İlker Bey. Yani bizim ülkemiz niye bir Amerikan başkanından onay almak zorunda kalıyor? Yani niye Biden diyelim ki ya da herhangi bir uluslararası siyasetçi, başka ülkelerin devlet insanları bizi olumladıkları zaman biz bunu çok heyecanla karşılayacağız da diyelim ki onlara muhtaç bir görüntü vereceğiz. Benim esas olarak itiraz ettiğim şey bu. Şimdi Türkiye koskocaman bir ülke, güçlü bir ülke, kaynakları bol bir ülke. Biz dünyada en fazla olanaklara sahip ülkelerden bir tanesiyiz ve bu hale düşürülmemiz esas bizim şey yapıyor. Yani Tayyip Erdoğan'la randevu verecek mi, vermeyecek mi? Tayyip Erdoğan'ın şahsını bir kenara bırakıyorum. Yani Türkiye'yi temsil eden bir insana başka bir ülkenin randevu verip vermemesi tartışmasına girmek ve işte bir telefon açtığında, bir randevu verdiğinde bundan bir başarı hikayesi üretmek, bundan mutlu olmak falan, gerçekten bunlar bizim yüreğimizi yaralıyor şeyler. Efendim bugün başlığımız ay sonu. Şimdi ayın sonunu getiremeyen kesimler. Ay sonu çok erken başlıyor emekçiler için. Evet, bu yönde de çokça mesaj geliyor. Mesela İstanbul'da ay sonu 30 gün değil 7 gün. Tabii. İşte cebe giren para, hemen birkaç gün içinde biten bir para ve aynı zamanda Haziran ayı. Hı hı. Haziran ayının da sonu. Biz bu ayı nasıl geçirdik? Bizim aklımızda kalanlar daha çok zamlar, vatandaşın geçim sıkıntısı ve hepimizin aslında yaşamış olduğu bir pahalılık meselesi. Sizin aklınızda Haziran ayından ne kaldı? Vallahi biz Haziran ayında meclisteydik sürekli. Esas olarak bu bütçe tartışması ve o bütçe tartışması derken de şunu kastediyorum aslında. Memleketteki bütün bu yoksulluk, bütün bu açlık, işsizlik tartışmalarının aslında neredeyse Türkiye'nin tek gündemi olduğunu düşünüyorum. Bakın çok samimi söylüyorum. Ya şimdi şuradan herhangi bir otobüse, minibüse, dolmuşa bindiğinizde, metroya bindiğinizde, herhangi bir markete girdiğinizde vatandaş sadece bunu konuşuyor. Yani artık insanlar çocuklar bile bunu arkadaşlarıyla, konuşuyor. Dostlarıyla oturup ne bileyim bir film üzerine, bir kitap üzerine, işte ya da hani herhangi bir keyif üzerine sohbet edemez hale geldiler. Yani ama abartıyorsunuz kişiye deniliyor. Ya vallahi bir avuç tuzu kuru abartıyorsunuz diyor. Bakın çok açık söyleyeceğim. Bir avuç tuzu kuru abartıyorsunuz diyor. Onun dışında ya şimdi düşünüyorum, mesela dün açıklandı değil mi? Yoksulluk sınırı 20 bin lira. Şimdi 20 bin lira maaş alan neredeyse var mı ya? 21 bin lira. 20 bini geçmiş. 20 bin lira maaş alan insanlar eskiden kendilerini, durumları iyi diye değerlendiriyorlardı. Bakın 20 bin lira maaş alan bir insan diyordu ki ya şükürler olsun ben 20 bin lira alıyorum. Ama mesela biz bu konuda 6 ay önce, 1 sene önce uyarılar yapıyorduk. Türkiye'deki esas yıkımlardan bir tanesi de bu olacak. Yani görece kendisini rahat yaşıyor diye düşünen, eğitimli iş gücü diye değerlendirebileceğimiz insanlar artık yoksulluk sınırının altında yaşıyorlar. Daha neyi tartışıyoruz? Yani asgari ücret açlık sınırının 1/4'ü şu anda Türkiye'de. Hani belki bugün yeniden tespit edilecek. Onun da herkes şunda hemfikir değil mi? Açlık sınırının üstüne çıkmayacağı kesin. Şimdi böyle 6391. Bir ülkede başka ne konuşulabilir ki böyle bir ülkede? Ek bütçeyle o zaman devam edelim efendim. Tabii. Siz de yanınızda grafiklerle geldiniz. Ek bütçe vatandaşa ne getiriyor? Vatandaşın lehine olarak vurgulanıyor. Hükümetin cephesinde, AK Parti cephesinde. Bir hemen ek bütçe diyelim. Acaba vatandaş lehine hiç mi bir şey yok ya da ne getiriyor vatandaşa? Vatandaşlarımızı odağına alan bir ek bütçe teklifiyle huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz. Sayın milletvekilleri, niye bağırıyorsunuz? Kavga edecekseniz çıkın kavga edin. İşte başladılar. Hadi be ne demek ya? Ne? Bana bak. Benim ağzımı bozdurma.
6 ay aradan sonra bütçe yeniden güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talep ettiği 1 trilyon 81 milyar liralık ek bütçeyi görüştü meclis. Bu ek bütçe vatandaşımıza doğrudan doğruya yapılacak olan desteklerin karşılanabilmesi için getirilen bir bütçedir. Yılbaşında asgari ücreti arttırıyoruz %50.4. 6 depo mazot alıyor asgari ücret. Haziranda 2 depoya iniyor. Enflasyon hem bizim hem de dünyanın büyük bir derdi. Kısa bir süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız. Enflasyondan kaybedenlerin kaybını yerine koyuyor mu? Geçtiğimiz yıl 200 liraya dolan file şimdi 600 liraya dolmuyor. Bakan Nebati'nin açıklamalarına muhalefet sıralarında tepki hiç dinmedi. Elde ettiğimiz büyümenin istihdama da olumlu yansımalarını görüyoruz. Bir dakika. Toplam istihdamımız... Bir dakika. Kimsin sen bana susuyorsun? Terbiyesiz. AK Parti grubunda böyle terbiyesizlerdi. Bakan Nebati'nin ek bütçeyle vatandaşa ek vergi yükü getirmiyoruz sözleri de muhalefeti kızdırdı. Ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor. Hedeflerin tutturulması için çarşıya, pazara ek vergi getirmeyeceğiz. Sayın Bakan'ın keyfi yerinde bütçe fazla verdi diyor. Benzine %300 zam yaptı. İğneden ipliğe her şeye zam yaptı ve bunlar üzerinden KDV, ÖTV topladı. Sayın Erdoğan buraya bütçe sevk etmiş. İstifa talebinde sevk etseydi Türkiye'de ekonominin nasıl canlandığını bu salonlardan çıkmadan görürdü. Ek bütçe bu tartışmalar arasında kabul edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını %40,4'lük artışla 141 bin liraya yükselten ödenek talebi de teklif metninden çıkarıldı. Evet, konuğumuzda ve size bir haber var, onu da okuyayım Korkusuz Gazetesi'nden. Aslında bir an, bir enstantane, millete uyun demişti, az kalsın o uyuyacaktı. Zaman zaman esnedi, sık sık suratını ovuşturdu, avucuyla saçlarını karıştırdı. Ek bütçe görüşmelerinde hükümet adına söz alan Maliye Bakanı Nurettin Nebati 1.81 trilyon lira daha ek bütçe alındığını ifade etti. Bakan Nurettin Nebati'nin meclisteki ek bütçe görüşmelerinde gerçekleştirdiği sunumunu az sayıda AKP'li vekilin dinlediği görüldü. Görüşmelerde AKP'li Cevdet Yılmaz'a telefonundan bir şeyler gösterip gülümseyen Nebati'nin ara sıra uyukladığı da gözlerden kaçmadı. Millete uyun demişti, az kalsın o uyuya kalacaktı. Şimdi efendim, ekonomi güçlenerek devam ediyor mu Sayın Nurettin Nebati'nin dediği gibi? Sizin genel kurul izlenimleriniz ne? Ya şimdi dün ben genel kurulda son konuşmayı yaptım gece saat 12'ye doğru. Ve sonuçta Cumhurbaşkanlığını temsilen, aslında ortada bir hükümet falan olmadığı için Bakan Nebati oradaydı. Ve o anda şunu düşündüm İlker Bey, bakın. Şimdi bütçe dediğimiz şey nedir? Bir tercihtir değil mi? Ya işte halkın sorunlarını çözmek için kullanırsınız o bütçeyi, ya da yandaşlara, sermayedarlara kaynak aktarmak için çözersiniz. Ve bunun üzerine düşünürken bir anda aklıma geldi. Bu hükümet, bugünkü bakanlara şöyle bir baktığınızda en temel ortak özellikleri ne? Hepsi patron. Hepsi patron. Şimdi biz patronların hükümetinden ne isteyebiliriz diye düşünüyordum bir taraftan. Sonra aklıma şu geldi. Bakan Nebati'nin, hatırlayacaksınız, ilk bakanlığa atandığı dönemlerden bir tanesi de ekonomiye dair soruyorlar ne düşünüyorsunuz diye. Ne diyor? Ya senin kaybedecek neyin var diyor. Senin kaybedecek bir tane maaşın var. Ben babadan zenginim. Ben kaybedersem babamdan kalanları kaybederim diyor. Şimdi zihniyet bu. Bakın bu çok önemli. Hayatında hiç enflasyon altında ezilmemiş Bakan Nebati. Hayatında hiç işte evine ekmek alamama derdi yaşamamış. Dün kendisine sordum. Ya dedim ki siz hayatınızda hiç fatura ödeyememek, kira ödeyememek ne demektir? Bunu yaşadınız mı? Yaşamadığı için onlar için dünya rahat. Gerçekten Türkiye'ye baktığımızda şöyle dışarıda. Siz bu soruyu sorduğunuzda Sayın Nebati ne yaptı? Selfie çekiyordu o anda. Nasıl? Selfie çekiyordu. Kendisine bakıyordu. Ne kadar yakışıklıyım diye. Yani bu kadar bunların, bakın, temel mesele zaten bu, biliyor musunuz? Gözlerinde ya da gözlerindeki ışıltıyı sadece kendisi görebiliyor çünkü. Başka kimse göremiyor. Bakın daha başa döneyim hemen. Mesela bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışılırken biz şunu söylüyorduk değil mi? Diyorduk ki bu ucube bir sistemdir. İddia tartışılıyor. Ya iktidar iyidir diyor, biz kötüdür diyoruz. Şimdi neyle karşılaştık? Bakın ek bütçe önerisi getirdiler. Ek bütçenin nasıl görüşüleceğine ilişkin anayasada bir hüküm yok. Ek bütçenin nasıl görüşüleceğine ilişkin iç tüzükte bir hüküm yok. Plan Bütçe Komisyonu nasıl görüşeceğini bilmiyor. Meclis Genel Kurulu nasıl görüşeceğini bilmiyor. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu efendim? Geçen sene Ekim'de başlayıp Aralık'ta biten bütçe görüşmeleri komisyon aşamasıyla beraber 75 gündür mecliste. En yoğun çalıştığı dönemdir. 12 gün kesintisiz çalıştı meclis. Ve bunun sonucunda, yani getirsem size burayı dolduracak kadar şöyle dokümanlar var. Şimdi
sadece şu kadar ve tamamı rakamlardan dolu bir yeni bütçe geldi ve ne oldu bakın. 75 günlük çalışma 2 günde rafa kaldırıldı. Onun yerine yeni bir şey geldi. Aslında mesela bir şeyi görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl ucu bir sistem. O yüzden Maliye Bakanı oraya gelmiş oturuyor ama onun yetkisi yok ki. Zaten Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla gelmiş. O Cumhurbaşkanı adına oraya göndermiş bir memurdan ibaret. Dolayısıyla konuda AK Parti milletvekilleri de çok fazla ilgi göstermedi konuşmaya diye bir nokta var. Genel olarak ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir çözülme hali olduğunu ve bunun en azından psikolojik olarak yansıttığını düşünüyorum. Nasıl? Yani bakın şöyle, eskiden çok büyük bir kararlılıkla savunurlardı bunları. Şimdi artık savunamaz haldeler. Dolayısıyla sadece hani dikkat edin. Mesela %99'u istisnası varsa yalan söylemiş olmayayım. %99'u ellerine yazılmış bir kağıtla çıkıyorlar meclis kürsüsüne ve onu okuyorlar. Hatta çoğu zaman biz şununla karşılaşıyoruz. İşte kanun tekliflerinde bir sunum yazılır öncesinde komisyon görüşmelerinde. Bazen bakıyorum çıkan AKP'li milletvekili doğrudan sunumu okuyor. Yani kendisine ait bir düşünce, kendisine ait bir fikir falan yok ortada. Onlar da durumun farkındalar gibi gözüküyor. Gözünüzü şaşırtan bir durum da oldu galiba genel kurulda. Bir milletvekili ile karşılaştınız ama ne yaptınız, çıkartamadınız mı? Ya inanılmaz bir şey gerçekten. 4 yılı geçti değil mi bizim bu dönem meclis kurulalı. Evet. Dün oylamaya gelen bir milletvekilini görünce ilk defa gördüğümü fark ettim. Yanımdaki arkadaşlara söyledim. Ya bu arkadaş milletvekili mi dedim. Hiç kimse tanımıyordu. Sonra baktık gerçekten milletvekili ama herhalde 4 yıldır hiç gelmemiş yani. Denk ilk gelmemişsiniz. Ya, hani öyle olsun, suç bizde olsun, görmemiş olalım. Çok önemli bir olsun ama bakın şu rozet takmaya geldi, şey parmak izi vermeye geldi. Bugün buna çalışmak istiyorum. Acaba hiç bir genel kurulda konuşma yapmayan kaç AKP'li milletvekili var gerçekten merak ediyorum. Sayılarının hiç az olmadığı kanaatindeyim. Yani çünkü bakın algıyla ilgili bir şey bu. Ya bir şey göstereceğim size. Buyurun. Ben kürsüde şunu gösterdim. Bakın bu ne? Bu asgari ücretli ile Cumhurbaşkanı ücretinin 2018 Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bu yanaki mukayesesi. Hemen karşınızdaki kamerayı gösterin. Asgari ücreti ne kadar alıyor, Cumhurbaşkanı ne kadar alıyor? Şimdi bunu niye gösteriyorum biliyor musunuz? Burada bir algı operasyonu yürütüldüğü için ek bütçe geldi, ondan sonra tartışıldı ve nihayetinde kamuoyundan bir basın çıkarınca... Hemen onu alabilir miyim? Tabii. Ben bir yandan da kamerayı göstereyim size anlatırken. Şimdi kamuoyundan bir basınç gelince Cumhurbaşkanı pazartesi günü yani... Şöyle düşünün, teklif meclise geldi, komisyonda tartışıldı, genel kurula havale edildi. Bu arada kamuoyunda bir tepki oluştu. Dediler ki Cumhurbaşkanı maaşına %40 zam yapıyormuş. Ya zaten 100 bin liraya geçen maaşını 140 bin liraya çıkartıyor. İnsanlar işte burada gösteriyor, 4253 liraya yaşayan vatandaş diyor ki 140 bin liraya nasıl yaşayacak bu Cumhurbaşkanı ya? Ayrıca kira vermiyor, elektrik ödemiyor, su ödemiyor, yol parası ödemiyor, sizin ödediğiniz, benim ödediğim hiçbir şey ödemiyor. 140 bin lira para istiyor. İnsanlarda bir tepki oldu. Cumhurbaşkanı çıktı pazartesi akşamı kabine toplantısından sonra. Dedi ki, buradan dedi meclise sesleniyorum dedi, onu geri çekin. Ve pazartesi günü hemen AKP'li milletvekilleri salı günü bir önerge verdiler. Ve Cumhurbaşkanı'nın maaş zammını, altını çiziyorum, maaş zammını geri çektiler. Ben de çıktım bunu gösterdim. Dedim ki arkadaşlar utanmıyor musunuz dedim bununla övünmeye. Yani 100 bin lira maaş alan bir insan maaş zammından vazgeçmiş. Siz bütün bu bütçe tartışmalarını bunun üzerine oturtmaya çalışıyorsunuz. Şimdi niye önemli biliyor musunuz bu? Geçen hafta da ben bunu söylemiştim İlker Bey. Utanmıyor musunuz? Cumhurbaşkanı 140 bin lira maaş istediğinde AKP'li sayısız milletvekili bunu savundular. Cumhurbaşkanının bunu niye yaptığını savundular. Şimdi düşünsenize siz, tırnak içinde söylüyorum, onlar Türkiye'yi bir şirket gibi gördükleri için siz patronunuzu can siparihane savunuyorsunuz. Diyorsunuz ki bizim patron iyidir, güzeldir, haklıdır falan. Sonra patron bir laf ediyor, hop U dönüş yapıyorsunuz. Şimdi ne oldu? İşte dün yüzlerinde söyledim ya, dedim ki Tayyip Erdoğan sizin aslında sadece bir parmak kaldırma makinesi olduğunuzu bir kez daha göstermiş oldu. Geçen hafta hani savunuyorsanız sonuna kadar savunun ya. Tayyip Erdoğan vazgeçince hepsi vazgeçmiş oldu. Şimdi genel olarak da Türkiye'de maalesef siyasi partiler düzeni, özellikle bu tek adam rejiminden sonra bu hale gelmiş durumda. Parlamentoda gerçekten halkı temsil eden, halkın vekillerinden oluşan bir irade, bir topluluk yok. Ciddi bir fire de vardı dün genel kurulda. 266 ile geçti diye şey yapıyorum. Sanıyorum 300'ün üzerindedir eğer AKP-MHP toplamına bakarsanız. Bu da önemli bir gösterge aslında. Biraz da rahatlamış durumda. Zaten çoğunluk bizde. Zaten asıl acı olan ne biliyor musunuz? Saray da artık bu alışkanlığı kazandı. Ben ne gönderirsem orada işte eller kalkacak, inecek ve
fikirlerin tartıştığı bir yer falan değil. Yani o anda el kaldırma sayısına göre karar verilecek. Buna alıştılar, bunun rahatlığı da yaşıyorlar. Ama ben artık kendileri açısından da yolun sonuna gelindiğini düşünüyorum. Bu biçimde Türkiye yönetilemez. Çok basit bir şey söyleyeyim. Bütün yurttaşlarımız şey yapsınlar. Şimdi düşünün, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün bütçesini biz Haziran ayında bu partiye, bu partinin lideri Tayyip Erdoğan'a teslim ettik. Yetki aldı değil mi? Parlamentodan yetki aldı. Dedi ki bir yıl boyunca ben bu ülkeyi yöneteceğim. Şöyle bakalım, hani şirket gibi diyorlar ya. Ortalama bir şirkette o şirketin CEO'suna, genel müdürüne deseniz ki işte senin bütçen bu, ya da o dese ki ben bir yıl içerisinde şu kadar kar, şu kadar harcama, şu kadar gelir, şu kadar harcama yapacağım, şu kadar kar edeceğim, şu kadar zarar yapacağım. Size bir yıllık bir plan sunsa, bütçe sunsa, 6 ayın sonunda gelse dese ki ya kusura bakmayın benim planlarım iyi gitmedi, ben battım, şimdi bana bir 6 aylık daha para verir misiniz? Şimdi ne olur o şirkette? Şimdi Türkiye'de durum bu. Yani arkadaş, 6 ay sonra ne olacağını göremeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve bakın niye kızıyorum biliyor musunuz? Yani bu öfkemin nedeni şu. 6 ay önce bütün yurttaşlarımız dönsün kayıtlara baksın. Sadece biz, Türkiye İşçi Partisi değil, bütün muhalefet dedi ki bu bütçeyle gitmez bu iş. Siz öngörüsüzsünüz. Çok basit bir şey. Hesapladıkları neydi? Yıl sonunda doların 9 lira olacağını hesaplıyorlar. 9 küsür diye hesaplıyorlardı. Ekim ayında yaptıkları hesapta. Şimdi Aralık'ta meclis bütçeye geldiğinde zaten dolar 11'i geçmişti. Yani bunu görmek için çok büyük iktisat bilgisine gerek yok. Alim olmaya gerek yok. Yani Türkiye bir batışa doğru gidiyor. 6 ay sonrasını da söylemiş olalım. 16 lira 68 kuruş işte piyasalar açıldıktan sonra. Euro içinde 17 lira 49 kuruş. Yani şimdi işte mesela isyan ettiğimiz şey bu. Hani %5 sapma olur, %10 sapma olur da arkadaş bütçede %100 sapma olur mu ya? Neredeyse %100'e varmış. Dün şöyle anlattım bunu, şöyle düşünün. İktidar şunu yapıyor. Hani o Tayyip Erdoğan'ın metaforudur. Bu muhalefete diyor 3-5 koyun versek bakamazlar, kaybederler diyor. Şimdi bunlar şunu yapıyorlar. 5 tane koyunu vatandaştan alıyorlar. Sonra oturuyorlar kendi aralarında kesip yiyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bana 4 koyun daha ver. Yani bu bütçenin özeti budur. Ben senin bana teslim ettiğin 5 tane koyunu kendi aramda yedim. Bitti. Şimdi 4 tane daha verdi. Biz de diyoruz ki vermeyelim. Yani bizim anlatmaya çalıştığımız şey bu. Bu parayı har vurup harman savuran, bu sadece kendi eş dost akrabasını, yandaşlarını zengin etmeyi düşünen iktidara halkın alın terini niye veriyoruz arkadaş? Bitirelim artık bu işi. Ya dolayısıyla Türkiye'de yapılması gereken şey bir ek bütçe falan değil. Derhal bir erken seçime gitmek ve Türkiye'yi bu iktidardan kurtarmaktır. Başka hiçbir çaresi yok. O zaman erken seçim, sizin bir öngörünüz var mı? Ya da işte zamanında mı olacak? Cumhur İttifakı'nın söylediği gibi. Bu arada Hüseyin Agavuş'tan, yönetmenimizden ben bir rica edeyim. Bir Gün Gazetesi'nin bir manşetine bakalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bir Gün Gazetesi'ne konuştu ve seçim ikinci tura kalmaz. Tespitleri var Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sizlere de aktarmış olalım. Sembolik biri aday olmamalı, topluma güven vermeli, liderle uyumlu çalışmalı. Adayın devletin geleneklerini bilmesi lazım, kendi egosunu yenmesi lazım. AKP'nin oy oranı %30'un altına indi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda sonuçlanır diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan biraz güler yüz gösterdiğinizde istediğinizin altına imza atar diye bakılıyor. Öyle göstermelik 3-5 kişiyi tutuklamakla olmaz. SBK'yı niye, Sezgin Baran Korkmaz'ı niye yurt dışına gönderdin? Ve diğer bir başlık, Canikli işin göbeğindedir, ona çağrı yapalım. Kendisinin ve yakınlarının mal varlığını açıklasın. Seçim başlığına dönecek olursak, bir Kasım beklentisi var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Ya, bizim genel değerlendirmemiz şu, bir kere hemen seçim olması lazım. Yani erken seçim falan demiyorum. Türkiye'nin derhal yarın seçime gitmesi lazım. Bunun ipuçları var mı mesela? Geç kaldık yani. İpuçları şu, ihtiyaç, memleket batmış durumda. İnsanlar aç, yoksul, işsiz. Bakın buradan bir tek kurtuluş var. Bu iktidardan ve bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ucube sistemden bir an önce kurtulmamız lazım. Yani herkes, yani siz de güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorsunuz. En azından onu diyoruz. Daha fazlasına ihtiyacımız var diyoruz. Ona da geliriz. Fakat bakın mesele şurada. Bu iktidar seçim yapma cesareti olmayan bir iktidar şu anda. Yani hepimiz Tayyip Erdoğan'ı tanıyoruz maalesef. Öyle bir şanssızlığa uğradık. 20 yıldır o yönetiyor ülkeyi ve biliyoruz ki kazanacağına inansa hemen seçime götürür ve bu kaos ortamını diyelim ki, bu yönetilemez ortamı ortadan kaldırmaya çalışır. Ama bizim gördüğümüz o da görüyor. Yani bugün gerçekleşecek bir seçimde başarı elde etme şansı yok. O yüzden seçimden kaçıyor. Biz yarın seçim olsa bile geç kalmışız. Memleketin derhal kurtulması gerekir diye düşünüyoruz. Altılı Masa'nın çalışmalarına nasıl yaklaşıyorsunuz? Ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığı
tek aday mı? Ya şimdi ya da parçalı birkaç aday mı? Nasıl olmalı sizce bu yarış? Sonuçta Türkiye'de farklı siyasi güçlerin yan yana gelmesi ve bunların diyelim ki artık en azından demokrasi ortak paydasında buluşması, bu sistemi açıktan eleştiren bir ittifak oluşturması sonuçta iyi bir şeydir. Yani biliyoruz ki Altılı Masa'da daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde olan bu sistemi kuruluşu sürecinde katkı vermiş isimler de var. Şimdi onlar bile bizim 5 yıl önce, 10 yıl önce söylediğimiz şeyleri söylüyorlarsa biz bundan niye üzülelim? Bu iyi bir şeydir. Bülent Kral Çıplak açıklaması var. İşte bunların hepsi iyi şeyler. Dolayısıyla biz şöyle formüle ediyoruz Altılı Masa'yla olan ilişkimizi. Neyin gitmesi gerektiği konusunda anlaşıyoruz da neyin gelmesi gerektiği konusunda tam anlaşamıyoruz. Ama bu şu demek değil. Yani bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ortadan kaldırılması sürecinde elimizden gelen ne varsa nasıl bir katkı yapabileceksek yaparız. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de açıkçası şöyle düşünüyorum. Geride kalan dönemde bakın iki tane Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık biz. Halkın seçtiği iki Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık. 2015 ve 2018 seçimleri. Şimdi 2015 seçimlerinde ne oldu? Biz şunu gördük. Tayyip Erdoğan bir tek adam, bir siyasal İslamcı, bir sağcı figür. Bunun karşısına bir tek adamı, bir siyasal İslamcıyı, aynı düşüncelerde yani Tayyip Erdoğan'ın karşısına Tayyip Erdoğan'a benzer bir figürü koyduğunuzda halk aslı varken sahtesini tercih etmeye gerek yok dedi ve Ekmelettin İhsanoğlu kastediyorum kaybettik. Bu bir deneyim. Bunu deneyim hanemize yazmalıyız. Aynı hatayı bir daha yapmamalıyız. İkincisi 2018 seçimlerinde de hep beraber şöyle düşünmüştük. Bütün muhalefet güçleri teker teker ama ne kadar çok aday çıkarsa ilk tura katılım o kadar çok olur. İkinci turada kim kalırsa bütün muhalefet onun etrafında birleşir. Şimdi bu ilk bakışta doğru gibi gelmekle beraber sahaya çıktığımızda seçim döneminde biz şununla karşılaştık. Muhalif adaylar ikinci tura kalmak için birbirleriyle rekabet etmekten gerçek hedefi unuttular. İktidarla mücadeleyi unuttular ve seçim sürecinde birbirleriyle tartıştılar. Ve ne oldu nihayetinde? Yine Tayyip Erdoğan kazançlı çıktı. Şimdi biz bu iki dersten yola çıkarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki ikinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda niye oy vermeyelim? Verebiliriz. Yeter ki bu aday bu iktidara karşı 20 yıldır, bakın bu çok önemli. Bu iktidara karşı 20 yıldır bu ülkede mücadele eden insanlar var. İşçiler, köylüler, Kürtler, Aleviler, gençler, kadınlar. Yani şimdi bunların tümünü temsil edebilecek bir ortak aday çıkartırsa ben Türkiye İşçi Partisi adına daha önce söyledim. Burada bir kez de sizin huzurunuzda yurttaşlarımıza söyleyeyim. Biz herhangi bir pazarlık yapmadan, görüşme bile yapmaya gerek duymadan böylesi bir adayı destekleyebiliriz. Neden destekleriz? Türkiye'nin bu ucube sistemden kurtulması için. Ama burada Altılı Masa'ya da bütün muhalefet partilere çağrı yapıyorum. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin kendisini, partisini, kendi etrafını düşünme lüksü yok. Şu hepimizin memlekete düşünmesi lazım. Şu anda en yakın aday Kılıçdaroğlu gibi gözüküyor. İşte burada misafir ettiğimizde CHP'li milletvekilleri ya da grup başkan vekilleri elbette kendi partilerinin liderini Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyebilirler. Peki sizin yaklaşımınız ne? Mesela hani biz o ismi bilmiyoruz ama mesela böyle bir isim Kılıçdaroğlu ismi karşımıza çıkarsa. Bakın ben önsel olarak hiçbir ismi tartışmayı niye doğru bulmuyorum biliyor musunuz? Hepimiz siyasetçiyiz. Geride kalan dönemde yaptıklarımızla yapmadıklarımızla yurttaşların önündeyiz. Ama bir de adaylık süreci var. Şimdi benim için önemli olan A kişisinin, B şahsının aday olup olmaması değil. Onun ortaya koyacağı vizyon, onun ortaya koyacağı program, onun yaklaşımı ne olacak? Yani diyelim ki hiç tanımadığımız birisi de olabilir, kamuoyunun yıllardır tanıdığı biri de olabilir. Ama ne diyor? Yani neden Cumhurbaşkanlığı adayı? Mesela ölçütlerimizden bir tanesine ben Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için değil, o koltuğu ortadan kaldırmak için, tarihin çöpüne atmak için adayım. Bu önemli bir referanstır bizim için. Biz Türkiye'de bu iktidara karşı 20 yıldır süren mücadeleyi görüyoruz. Bu mücadelenin bütün dinamiklerini kucaklayan, bütün bu dinamiklerle barışık bir politika yürüteceğiz demek önemlidir. İktidarın bölücü politikalarına karşı Türkiye'de Türkleri, Kürtleri, Alevileri, Sünnileri, herkesi kapsayan bir yaklaşım sergileyecekler mi? Önemli. O zaman mesela bir şey daha ekleyeyim için böyle bir profil mi? Şimdi göreceğiz programını açıkladığında bilmiyorum ki. Çünkü neden bilmiyorum biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu kendisi aday olmayacak ki olacaksa da. Altılı Masa'nın oluşturduğu mutabakatın sonucunda aday olacak. Şimdi o mutabakatı görmemiz lazım. O mutabakatta Türkiye'nin geleceğine dair ne diyor? Mesela bakın çok açık. Biz Türkiye'de siyaset düzeninin tümünün bozuk olduğunu düşünüyoruz. Tümü bozuk İlker Bey. Mesela meclise bakalım. Meclisin %17'si kadın. Sadece %17'si. Türkiye'de nüfusun %50'si kadın. Şimdi bunu değiştirme iddiamız var mı? Mesela
Türkiye'de bir sabahtan beri ne sizin diyorum? Sizin partinizde %33.3. Yok %25 bizde şu anda. 20, ha, 25. Meclis grubumuz açısından ama partide daha... Biz partimizde mesela kadın pozitif ayrımcılık yapıyoruz kadın arkadaşlarımıza. Kota uygulamamız var kadınlara dönük olarak. Çünkü gerçekten Türkiye'de siyaset kadını dışlamaya çalışıyor. Öteki taraftan baktığımızda hep söylüyorum bunu. 20 yıldır bu iktidara karşı en kararlı muhalefeti kim yaptı Türkiye'de? Kadınlar yaptı. Sadece kadınlar da değil, bakın devam edelim. Sabahtan beri ben ne anlatıyorum? %99 diyorum. Ya Türkiye maalesef bu iktidar tarafından ikiye bölünmüş. Bir en zengin %1 var, bir de geri kalan hepimiz %99 var. Şimdi parlamentoya bakıyorum, bu %99 temsil edilmiyor ya. Memlekette emeğiyle, alın teriyle yaşayan, işçilik yapan, kamu emekçiliği yapan, işte öğretmenlik yapan, doktorluk yapan, mühendislik yapan, bankalarda, plazalarda çalışan ne kadar yetenekli insanlarımız var değil mi? Bunlar niye parlamentoda yoklar, niye temsil edilmiyorlar? Çok açık söyleyeceğim. Bütün siyasi partiler bu zekadan korkuyorlar. Onlar, bütün siyasi partiler için söylüyorum bunu, genel başkan kaldır deyince kaldır, indir deyince indir insanları istiyorlar. Böyle olmaz. Dolayısıyla Türkiye'de bütünlüklü, köklü bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Biz Cumhurbaşkanlığından kurtuluş diyoruz buna. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulmak gerekir. Ama aynı zamanda yeni bir Türkiye'yi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı tartışmalarında işte emekçiden, yoksuldan, halktan yana demokratik, özgürlükçü, kardeşçe, barış içinde yaşayacağımız yeni bir Türkiye'yi de önümüze hedef olarak koymamız lazım. Yoksa bir geriye dönüş tartışmasında Türkiye'yi bir daha sokma şansımız yok. Asgari ücret diyelim efendim, dün görüşmeler başladı. Bugün de artık resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Ne kadar olması gerekiyor? Haberimiz var. Aktaralım ve konuşalım. Ben bir şey ilave edeyim. Buyurun. Şu anda kamu işçileri vergiden dolayı %8 kayıptalar. Sırf vergiden dolayı. Evet. 27'ye girdi %8. Anladım. Önce şu bir türlü bitmeyen geçici işçilerin meselesini çözeceğiz. Bunları dosya dosya açacağız. Asgari ücret masasına bu anlar damgasını vurdu. Türk İş Başkanı vergi dilimi hatırlatmasıyla Çalışma Bakanı'ndan, Çalışma Bakanı da ona kadar daha çözülecek işler var diyerek Türk İş Başkanı'ndan mikrofonu aldı. Ergün Atalay'ın vergi dilimlerinin yükseltilmesi için açmak istediği kapıyı Vedat Bilgin aralamadı. Asgari ücret pazarlığı bu görüntülerden sonra başladı. Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ay sonra bu aldığımız zam yüksek enflasyondan dolayı eridi. Asgari ücret diye verilen %50'lik zam %73,5'luk enflasyon karşısında eriyip gidince uzun yıllar sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için yıl ortasında ilk kez toplandı. Çalışanlarımızın enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Ara bir zam ihtiyacı olduğu konusunda mutabık olduk. Buraya severek, isteyerek geldik. Yıl ortasında asgari ücrete ikinci zam masasına işveren temsilcisi severek isteyerek geldik dedi. Masada yetkili konfederasyon Türk İş bulunurken Çalışma Bakanı'nın toplantı öncesinde asgari ücret en az 8500 olmalı diyen DİSK'i davet edip taleplerini dinlemesi de dikkat çekti. Mayıs ayı itibariyle asgari ücretin enflasyon karşısındaki kayıplarını anlatan raporumuzu da sunduk. Net bir rakam konuşmadık. Asgari ücrete göstermelik bir şey değil. %40 zam mı asgari ücret için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bekliyoruz. Biz çalışanlarımızı koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Asgari ücreti Temmuz ayında 6770 lira yapacaksın. Hiç kurtuluşun yok. Muhalefet, masadaki sendika Türk İş'in 6391 lira olarak açıkladığı açlık sınırının üzerinde bir zam bekliyor. Sendikalarsa alım gücüne vurgu yaparak gıda enflasyonu temel alınsın diyor. Gıda enflasyonunun hesaba katılması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü asgari ücretlinin dar gelirinin gıda enflasyonu %120'lerin üzerine çıktı. Geçtiğimiz yıl aldığını çok daha altında alıyor. 704 kilo patates daha az alıyor. 93 adet ekmek daha az almaktadır. Türkiye'nin büyük kuruluşları karlarını %137 düzeyinde artırdılar. Bu karlarını emekçilerinde paylaşmak durumundalar. Bu yükleri kaldıramayacak olan işletmelerimizin de dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin bu yükü reel sektörle paylaşarak destek olmalıdır. Taraflar basına açık bölümde hiç rakam dillendirmedi. Hak ise bir yıl tüm ücretlilerden vergi alınmasını önerisi sundu. Benim önerim bütün ücretlilerden bir yıl süreyle gelir vergisi almayalım. Enflasyon çerçevesinde nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arzu ediyorum. Yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum. Öneriler, talepler masada. Bakan Bilgin yarın sonuçlanacak dedi ama asgari ücretin 1 Temmuz'da maaşlara yansıyabilmesi için 30 Haziran gecesine kadar Cumhurbaşkanı'nın resmi gazetede kararı yayınlaması gerekiyor. Gözler NATO zirvesinden dönecek olan Cumhurbaşkanı'nda.
Şimdi asgari ücret konusu, asgari ücret başlığına geri dönecek olursak ne diyorsunuz? Ya biz geçen... Mesela işte Meclis Genel Kurulu'nda Sayın Nebati'ye dönüp yapmış olduğunuz konuşma ve onun bağlamında ciddi bir sorun var. Geçen sene de bu asgari ücret tartışmaları sırasında Aralık ayında aynı şeyi söylemiştik. Şimdi bakın ben çok net söyleyeceğim. Normalde her siyasetçi çıkıyor diyor ki asgari ücret şu kadar olsun. İşte 3 bin lira olsun, 5 bin lira olsun, 10 bin lira olsun falan rakamlar söylüyorlar. Şimdi biz geçen dönemde tartışırken şöyle tartışmıştık. İşte bugünkü rakamlar için bakalım. Diyelim ki açlık sınırının 6 bin lirayı geçtiği bir ülkede. 6 bin liranın altında, açlık sınırının altında bir asgari ücret talep edilebilir mi? Ya insan bunu söylerken utanıyor. Ben bir siyasetçi olarak asgari ücretin açlık sınırı. Açlık sınırı nedir? Bir de bunu da paylaşalım değil mi? Hani öyle laf diye. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı beslenebilmesi için gereken para. Ya başka hiçbir harcamayı katmıyoruz buraya. Şimdi, elektrik yok, doğalgaz yok, kira yok. Yok, kira yok, telefon faturası hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenebilmek için ihtiyaç. Türk İş bunu 80'li yıllardan bu yana düzenli olarak her ay açıklıyor. Şimdi bunun altında bir ücret tartışılamaz. Dolayısıyla bize göre yapılması gereken şey asgari ücretin kaç para olacağını tartışmak değil. Asgari ücretin nasıl belirleneceğini tartışmak lazım. Asgari ücret belirlenirken örneğin rakam tartışmak yerine diyoruz ki enflasyon artı yüzde kaç verilmesi lazım, bunu saptamak lazım. Büyüme diyorlar ya, şimdi iktidar sürekli büyüme rakamları açıklıyor. Büyüme oranında niye zam yapmıyorsunuz? Yani asgari ücrete ayrıca büyüme oranında pay vermek lazım. Kim büyütüyor bu ülkeyi ya? Kim büyütüyor bu ülkeyi? İnsanlar çalışıyorlar, didiniyorlar. Bunun sayesinde bu ülke büyüyor. Yani sarayda yatanlar büyütmüyor yani ki tüketim bu gücüyle de şimdi ve yine hepsini, üretim gücüyle de vatandaş büyütüyor. Bunların hepsine bakmak lazım ve asgari ücreti insanca yaşanabilir bir ücret olarak ortaya koymak lazım. O yüzden böyle artık hani Türkiye'de işte enflasyonun resmi rakamlarla %70'leri geçtiği ama reelde bağımsız araştırmacılara göre %150'lere ulaştığı bir yerde işte 6 ayda bir, işte yılda bir asgari ücretin belirlenmesi falan bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Doğrudan enflasyona ve büyüme oranlarına bağlı olarak en azından 3 ayda bir güncellenmesi gerekiyor. Bugünkü şartlarda insanların yaşayabilmesi için başka çare yok ki. Başka türlü nasıl yaşayacaklar? Ya şimdi bugün rakam açıklanacak. Bugün rakam açıklandıktan sonra bir ay sonra, yani bakın iddia ediyorum. Geçen sefer de böyle olmuştu. İktidar %50 zam yaptık, işte yıllardır yapılamayan en yüksek zam dedi. Aralık ayının sonunda açıklandı, 1 Şubat'ta ilk defa asgari ücreti yeni rakamla olan vatandaş daha para eline geldiğinde yarısının bittiğini gördü. Şimdi yine aynı şey olacak. Yani yarın bu akşam rakam açıklanacak, bir sonraki ay maaş alındığında elde avuçta hiçbir şey kalmamış olacak. Öyle olacağını aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamadan görüyoruz. Yani enflasyon devam edecek, sabır ve 2023 Şubat Mart ayında ancak enflasyonda bir dizginlenme. Ya işte esas tartışmamız gereken şey de bu İlker Bey. Bu iktidar sürekli olarak yoksula, emekçiye sabır telkin ediyor. Dikkat edin, işte biraz önce de baktık ya. Bakan Nebati 6 ay önce ne demişti? 6 ay bir uyuyun, uyanın her şey güzel olacak dedi. Ya insanda 100 olur değil mi? 6 ay önce bunu ben size söylesem, 6 ay sonra karşınıza çıkıp şu tabloyu gördüğümde en azından istifa etmiş olmasını beklersiniz. Şimdi ne oldu? Böyle olmadı. 6 ay dolarken bu sefer Tayyip Erdoğan çıktı. Dedi ki Mart, Nisan, yani aslında bir 6-7 ay daha o sabır taşıyor. Biz de şunu söylüyoruz, diyoruz ki arkadaş tamam her şeyi kabul ediyoruz. Memlekette ekonomik kriz var, zorluklar var falan. Ya niye bunun faturasını sadece çalışanlar ödüyor? Niye bunun faturasını sadece yoksullar ödüyor? Bakın bunu bir göstermek istiyordum, kalmasın. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu çok önemli. Bu Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun resmi açıklaması. Altını çiziyorum. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu resmi açıklaması. Bakın ne olmuş? 2022'nin Mayıs'ında bankaların net karı %33.9 artmış. Ne zaman artmış? Grafiğe baktığınızda ne zaman artmış? Şu ne biliyor musunuz? Faiz tartışmalarının başladığı ve vatandaşa Nas surelerinin okutulduğu dönem. Vatandaşa naz dediler, işte biz faizi arttırmayacağız dediler. Bütün faiz lobileri bu süreçte zengin oldu. Bunu görmemiz lazım. Yani bu iktidarın özelliği şu. Yoksul, fakir vatandaşa diyor ki sen dua et, zengine senin paranı vereceğiz. Ya vatandaşın duasını, zenginin parasını seven bir iktidar var ortada. Erkan Bey, şimdi müsaade isteyeceğiz izleyicilerimizden ve sizden, hızlıca reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde de Erkan Baş'la devam edeceğiz. Ancak önemli bir gelişme. Fahrettin Koca tarafından yapılmış bir açıklama. Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Bir son dakika bilgisi aktaralım.
bir o eksikti. Maymun çiçeği de geldi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı. Başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor. Burada da bir uyarı var. Hatırlatmasını yapalım. Hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Döndüğümüzde yine bu sıcak gelişmeden de söz edeceğiz. Reklamlar. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Konuğumuz Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı. Bir yandan böyle ekonomiyi konuşuyoruz. Bir yandan da yeni günün sıcak bilgileri var. Yeni gelişmeler var. Hemen onlardan bir tanesi aktaralım. LGS merkezi sınav sonuçları açıklandı. Ve 5 Haziran tarihinde başarıyla uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı go.tr map.go.tr adresinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama bu yönde. 1.031.799 öğrenci girdi bu sınava. Katılım oranı %83. Hiçbir sorulardan hiçbiri iptal edilmedi. Bir başka not olarak iletiliyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Ve sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tam puan aldı ve bütün soruları doğru yanıtlama başarısını gösterdi. Başarı ortalaması da matematik ve fen bilimlerinde yukarıya taşındı. Şimdi bir başka önemli konu, yine çokça konuşmamız gerekiyor. Zaten bir etrafınıza baktığınızda koronavirüs vakalarının arttığını görürken bir de maymun çiçeği hastalığı, o da memleketimize gelmiş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu paylaşımla bunu öğreniyoruz. Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı. Başka bir vakaya rastlanmadı bilindiği gibi. Bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor. Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama bu. Şimdi TİP Genel Başkanı Erkan Baş'la sohbetimize devam etmeden önce, emekliler, en düşük emekli maaşı 2500 liraydı. Sürekli hani haberlerimizde de sayın konuğumuz da bunu da ifade ediyor. Açlık sınırı 6391 lira Türk İş'in yapmış olduğu açıklamaya göre. Ve şimdi yapılan düzenlemeyle o en düşük emekli maaşı 2500 liradan 3500 liraya çıkartıldı. Yeter mi, yetmez mi? Bu soruyu size sorarak haberimizi paylaşıyoruz. Türkiye'nin bu şartlarında, enflasyonun bu durumunda 3 bin lira hiçbir şey değil yani. Bir simit alıyorsun 4 lira, en kötü kahvede içiyorsun bir çay 4 lira, yol parası. Mümkün değil yani, geçirmesi. 3 bin lira hiçbir şeye yaramaz. Önemli olan fiyatları düşürmeleri. Emekli maaşı 3 bin lira çok komik bir rakam. Elektrik, su, gaz 1000 lirayı aşmış. Yeni torba yasayla en düşük 2500 lira olan emekli maaşının 3 bin liraya çıkarılması görüşülürken gelen tepkiler üzerine değişikliğe gidildi. En düşük emekli maaşının %40 artarak 3500 liraya çıkarılması teklife eklendi. En düşük emekli maaşının 3500 lira olması lazım. Garibanın günahını herkese %40 verecek. Emekliye günlük 17 TL'yi layık görüyor, müjde veriyor. Memur ve memur emeklilerin ek göstergelerinde artış ile en düşük emekli maaşının 3000 liraya yükseltilmesini de içeren torba kanun teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında muhalefet tepki gösterdi. Enflasyon oranlarını, açlık sınırını, yaşam maliyetlerini, zamları hatırlattı. En düşük emekli maaşına da en az 6 aylık enflasyon oranında %40 zam yapılmalı dedi. 500 TL kimin hangi derdine merhem olacak? Son bir yılda sadece ekmeğe %101 zam gelmiş. Yumurtaya %125, beyaz peynire %188 zam gelmiş. Sadaka bile değil, bayram fitresi bile değil. Görüşmeler sürerken o maddenin revize edilmesi gerektiği konusunda uzlaşıldı. AK Parti milletvekilleri söz konusu maddedeki 3000 rakamının 3500 olarak değiştirilmesi için önerge verdi, komisyonda kabul edildi. Ama artık değil ay sonunu, ayın ortasını dahi getiremeyen emekli bu artıştan memnun olacak mı? Orası soru işareti. Bu yaşa geldim, ben böyle görmedim. Kışı soğukta geçiriyoruz. Akşam karanlıkta televizyonun ışığında oturuyoruz. Daha ne yapalım yavrum? Sorayım sana. Asla yetmez. Hele bu zamanda, bu devirde, bu pahalılıkta uçmuşken her şey asla yetmeyecek. Sofrasından, alışverişinden, torunlarından kısıyor emekli. Hayallerini ise unutalı çok oldu. Aldığı aylık hiçbir ihtiyacına yetmiyor. Şu anda 4200 lira alıyorum. Bankadan çekiyorum paramı. Buluştuğumuz bir kahve var. Kahveye gidene kadar cebimde para kalmıyor. Marketlerimiz müze oldu artık, giriyoruz. Markaya bakmıyoruz. Tazeliğine, günü geçmişe bakmıyoruz. Sadece
sadece ucuz hangisiyse onu alıyoruz. İnan ki bak böyle. Evdesin yani. Başka bir yere çıktın yok. Tatil yok. Bir şey yok. Memlekete gidemiyorsun. Kurban Bayramı geliyor. Yok. Eve kapanmışız. Emekliler için, en düşük emekli için yeni maaş 3500 lira olacak. Bu arada milletvekillerinin emekli aylığı da 27 bin liraya yükseltiliyor. Ne dersiniz efendim? Ya şimdi şunu söyleyeyim, bu 3500 lira neredeyse yoksulluk sınırının yarı, açlık sınırının yarısı kadar. Yani diyorlar ki sen 15 gün aç kalmadan yaşa, 15 gün ölürsen öl. Ya verdikleri rakam bu bir kere, hiç bunun altını çizelim. İkincisi ama daha önemli, bütçe konuştuk ya. Evet. Şimdi bakın, bu 6 ay için, önümüzdeki 6 ay için kur korumalı mevduat dedikleri, nedir kur korumalı mevduat? Zenginlerin paralarını Türk parası olarak bankaya yatırdıklarında devlet tarafından güvence verilmesi. Dolayısıyla yoksul yurttaşın parasıyla aslında zenginin parasını koruyan, arttıran bir model kurdular. İkincisi garanti ödemeleri. Şehir hastaneleri, hava yolları, köprüler mutlaka. Bakın İlker Bey, sadece kur korumalı mevduata ayırdıkları parayı, bu garantilere ayırdıkları, yani kendi yandaş müteahhitlerine verdikleri parayı emekliye ayırsalar ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye'deki bütün emekliler birer maaş daha alabiliyorlar. Yani yıl boyunca çift maaş verebiliyorsunuz bütün emekliler. O yüzden söylüyorum, bütçe bir tercih. Ya isterseniz o parayı alırsınız, memleketteki emeklerin 12 maaşını... 12 aylık değil, 24 aylık alabiliyorlar. Şöyle yapalım, mesela maaşı 7 bin lira yapmak mümkün mü? Hani ben böyle söyleyince hep şunu soruyorlar. Kaynak var mı kaynak? Al sana kaynak kardeşim. Verme beşli çeteye, yandaş müteahhite, kur korumalı mevduata. Sen zengini daha fazla yapmak için ayırma paranı bütün emeklilere, maaşı 7 bin liraya çıkartırsın. Şu anda yapabilirsin. İkincisi, şu emekli milletvekili maaşıyla ilgili söyleyeyim. Yurttaşlardan bazen soru geliyor. Biz emekli milletvekili maaşı almıyoruz İlker Bey. Bu yanlış bilinen bir şey. Hani hep şöyle söyleniyor. 2 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra ömür boyu maaş alıyor. Hayır, ben şu anda 42 yaşında, 43 yaşındayım. 60 yaşına kadar emekli maaşı almayacağım. Bunu da paylaşmış olayım. Çünkü bu da aslında bir haksızlık. Yani bir taraftan emekli maaşı alıp bir taraftan da emekli milletvekili maaşı alınan sistem bize göre doğru bir sistem değil. Uzunca bir süredir zaten böyle ama toplumdaki karşılığı ya da bir yanlış anlaşılma var herhalde. Eskiden milletvekilleri 30 yaşından sonra milletvekili oluyordu. Bir de erken emekli olunabiliyordu. 35-40 yaşında insanlar emekli oluyordu. Şimdi emeklilik hak edildikten sonra o maaş olunca. 60 yaşından sonra. Peki siz geçinebiliyor musunuz bir milletvekili olarak? Ya şimdi yurttaşlar bu durumdayken bunu söylemek ayıp olur tabii. Milletvekili maaşları ortalama asgari ücretliye göre, bir işçiye göre ya da pahalılığını nasıl hissediyorsunuz? Öyle ama şöyle söylemek lazım. Bizim önerimiz şu, milletvekilleri de asgari ücret alsınlar. Hiçbir sıkıntı yok. Görevleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetlere ayrıca harcırağı ödenebilir. Diyelim ki ben haftada iki kere İstanbul Ankara arası gitmek gelmek durumunda kalıyorum. Kendim için söylemiyorum, herhangi bir milletvekili için. Milletvekili yaptığı ille Ankara arasındaki yolculuklar için örneğin demir yollarından kontenjan ayrılabilir falan. Bu modeller geliştirilebilir ama Türkiye'de şu yapılıyor, onu söyleyeyim. Milletvekiline yüksek maaş vererek halktan kopartan bir taktik var. Yani diyelim ki ortalama bir vatandaş bile milletvekili olduktan sonra bir daha yurttaşla temas etmesin isteniyor. Bu sallan ayrıcalıkların tümünü reddetmek lazım. Bizim ilkemiz şu. Biz Türkiye İşçi Partisi milletvekili olarak ortalama bir yurttaşımız nasıl yaşıyorsa ya da biz milletvekili olmadan önce nasıl yaşıyorsak öyle yaşamaya devam ediyoruz. Bakın ben net söyleyeyim. 4 yıldır ben Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanıyım. 4 yıldır milletvekiliyim. Bu 4 yıl boyunca aldığım bir tek şey var. 2013 model bir araba. Onu da banka kredisiyle aldım. Hani maaşım olduğu için bankadan kredi çektim. Hala kredisini ödüyorum. Tek bir. Yani siz milletvekili olarak mesela... 13 yıldır aynı evde kirada oturuyorum, onu söyleyeyim size. 13 eviniz yıldır, yok mu? Evim yok. 13 yıldır aynı evde kirada oturuyorum. Eşim çalışıyor, ben çalışıyorum. Bir aracınız var. Borcu bitti mi? Yok, bitmedi henüz. Bir yıl bitmedi. Borcu da bitmedi. Evet, şimdi mesela neden sorunum biliyor musunuz? Markete gittiğimizde şununla karşılaşıyoruz. Önümüzdeki kişi, arkamızdaki kişi, herkes bir şey alıyor. Ve biz o kasadan geçtikten sonra ya ne aldık ki tabii de bu tabii kadar para verdik. Bunu konuşuyoruz, bunu söylüyoruz. Yani galiba Türkiye'de bu 4-5 maaş alan yandaşlar dışında, işte iktidarın sarayın etrafında kümelenen eş dost akraba dışında bütün yurttaşlarımız aynı derdi yaşıyor. Bakın biraz önce konuştuk. Yani ya yoksulluk sınırı 20 bin lira. Biz abartıyor muyuz? Çünkü bazı izleyicilerimiz de öyle cümleler kuruyor. Biz niye abartalım? Yoksulluksa bunlar bilimsel çalışmalar. Sokakta da karşılığını görüyoruz. Yoksulluk sınırı 20 bin lira. Ya ben bizi izleyenlere soruyorum. Ya evine 20 bin lira giren kaç yurttaş var? Evinize 20 bin lira girmiyorsa yoksulsunuz. Bu kadar basit. Geçinemezsiniz. Türkiye'yi iktidar bu hale getirdi. Şimdi bunun saklanacak
bir tarafı yok ki. Çok o net. Zaman yoksulluk sınırı haberini paylaşalım. Hemen bir ekranlarınıza taşıyalım yoksulluk sınırını. Her gün yoksullaşıyoruz. Yoksul çoğaldı, zengin belki az ama zengin daha zengin oldu. Çalışanların çok büyük bir kısmının yoksulluk sınırı rakamına ulaşamadığını biliyoruz. Yoksulluk sınırı 20.818 lira. Gelirleri yoksulluk sınırıyla kıyasladığımızda ülkemizde milyonlarca kişinin yoksulluk sınırının altında kaldığını ve her geçen gün yoksulluğu derinlemesine hissettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Ben iki tane üniversite bitirdim. Asgari ücretle çalışanız. Zaten ülkenin %90'ı şu an asgari ücret. Ben bir mağazada çalışıyorum. Benim mağazamdaki müdürüm bile sizin bu söylediğiniz rakamın 1/3'ünü alan bir insan. Ben de bu söylediğiniz rakamın 1/4'ünü alan birisiyim. Ben nasıl geçinebilirim? 20.818 lira yoksulluk sınırı. Asgari ücret bu sınırın çeyreğinden de az. Asgari ücretlinin müdürünün maaşı 1/3 kadar. Yoksulluk sınırı kadar kazanabilen kamuda da özel sektörde de neredeyse yok. Ülkemizde 3 milyon devlet memuru var. 16 milyon özel sektör çalışanı var. 13,5 milyon emekli var. İşte o emeklilerin en yüksek maaşı 15.500 lira. Ki bu maaşı alabilen çok çok az. Bu rakam bile yoksulluk sınırının altında. Yani emeklilerin tamamı yoksul. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre kamu ve özelde çalışanların da %80'inin geliri yine 20 bin liranın altında. Yani tüm çalışanlar ve emekliler göz önünde bulundurulduğunda 32,5 milyon kişinin 30 milyona yakını yoksulluk sınırının altında kazanıyor. Bu da %90'a denk geliyor. Çok azınlık, yani ben bu rakamı hiç duymadım çevrendeki, böyle bir maaş yok. Ben şu anda işte işsizlik maaşı alıyorum. Asgari ücretin altında. Huzursuzuz. Hem kendimiz zorlanıyoruz hem çevremizdeki insanlar zorlanıyor. İşsizin geliri yok. İşi olanınsa geçim mücadelesi zor. İğneden ipliğe zamlar alım gücünü eritti. Maaşlar yerinde sayarken yoksulluk sınırı 20.818 lirayı buldu. Ülkemizde 25 yıl boyunca görev yapan bir polis 9.706 lira gibi bir ücret alıyor. Öğretmen 8.668 lira. Uzman bir doktor 13.312 lira. Ortalama emekli aylığı 3.290 lira. Bugün ülkemizde milyonlarca çalışanın ortalama ücreti de 5.500 lira bandında. Bir otelde resepsiyonist olarak çalışıyorum ben. Beden eğitimi öğretmeni mezunuyum. Atanamadım. Şu an 10.000 lira borçtayım. Ay sonunda alacağım para asgari ücret. Ben hangi kısmını ödeyeceğim? Öğretmenlik maaşı bile almış olsaydım gene aynı şekil. Yoksulluk sınırı belli. Gene geçinemeyecektim. Bedri Bozyıl iş yerlerinin camlarını temizleyerek geçimini sağlıyor. Aylık geliri asgari ücret düzeyinde. Bedri Bozyıl bırakın yoksulluk sınırını, yoksulluk sınırının yarısına bile razı. Şahsen ben yarısına razıyım. O da yok yani. 3 tane çocuk var. Evim çok şükür kira değil. Kira olsa geçinemem. Ücretler istedilen enflasyon oranında arttırılmazsa şayet ülkemizde her geçen gün yoksul sayısı artmaya devam edecektir. Önemli olan zaten çoğunluğun gelirinin yükselmesi ki ülke yükselsin. Yoksa birkaç kişi onun üstünde maaş almış, ne kıymeti var ki ülke açısından? Yoksulluk sınırı ile ilgili haberimiz de böyleydi ve siz de buna dikkat çekmiştiniz. 20 bin liranın, 21 bin liranın altında bir gelir varsa yoksulsunuz. Böyle o kadar çok aile var ki. Türkiye'nin %90'ı demek işte. Ya doktor ya, var, öğretmen var. Ya zaten son yıllarda esas kaybı yaşayan kesimler bunlar oldu. Bakın çok açık söyleyeyim, yani meşrulaştırmak için söylemiyorum ama zaten asgari ücret ve civarında bir ücretle yaşayanlar çok uzun yıllardır yoksullukta yaşamaya alıştılar. Şimdi Türkiye'de artık derin yoksulluk problemine doğru çekiliyorlar. Ama görece işte değil mi, doktor, öğretmen, mühendis, bankacı, hani okumuş bir meslek sahibi olmuş, nitelikli iş gücü diye tarif edilen, hani eskiden biz onlara beyaz yakalılar diyorduk. Şimdi beyaz yakalı yok. Onlar gri yakalı artık. Yani yakalarda beyaz kalmadı. Kirleniyor. Mavi yakalıdan beter durumda yaşıyorlar. Çalışıyorlar. Ama şöyle kirleniyor. Çalışıyor. Alın teri, döküyor. Emek, yakası kirleniyor. Ama beyazlatacak şekilde de yıkayamıyor. Karşılığını alamıyor. Niye biliyor musunuz? Bakın biz çok az sayıda kanun teklifi verdik ama çok kritik bir takım konulara değinmeye çalışıyoruz. Ve yapmak istediğimiz şey de şu. Aslında istense nasıl çözülebileceğini, ne kadar basit olduğunu bu çözümlerin ve bu iktidarın bir tercihte bulunduğunun altını çiziyoruz. Ben mesela şunu özellikle vurgulayayım, unutmuştum. Bu iktidara beceriksiz dememek lazım.
Bunlar çok becerikli. Çalma, çırpma, eş dostu zengin etme, gemiyi yürütme, iktidar koltuğunda oturma. Dolayısıyla ekonomi politikalarındaki sorun iktidarın beceriksizliği değil. İktidarın farklı tercihleri, halktan yana olmayan tercihleri. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi ne biliyor musunuz? Bakın %90'ı yoksulluk sınırının altında yaşayan ülkede bütün sendikaları katıyorum. İktidar yandaşı, kamu sendikaları, şu bu. Her 10 kişiden, her 10 çalışandan sadece bir tanesi sendikalı. Dolayısıyla 10 kişiden 9'u da örgütsüz. Şimdi örgütsüzlük ne demek? Patronların ve devletin insanlara istediklerini yaptırma olanağı var. Yani siz eğer bir iş yerinde işçiler olarak, orada verileni çalışanlar olarak yan yana gelirseniz, örgütlü olursanız haklarınızı alma şansınız vardır. Ama Türkiye'de 12 Eylül'le başlayan AKP döneminde de sonuna kadar götürülen şey halkın örgütsüzleştirilmesi oldu, işçilerin örgütsüzleştirilmesi oldu. Buradan bir ders çıkartmamız lazım İlker Bey. Bakın, genel olarak şunu öneriyorum ben bizi dinleyen yurttaşlarımıza. Ya 20 yıldır dünya tarihinin en kötü iktidarlarından bir tanesi tarafından yönetiliyoruz. Ama bir soru sormamız lazım. Niye yönetiliyoruz? Yani bu kadar kötü bir iktidar 20 yıldır niye yönetiyor? Bence en önemli problemlerden bir tanesi şu. Hepimiz, herkesi katarak, kendimi de katarak söylüyorum. Hep bizi gelip birilerinin kurtarmasını bekledik. Oysa dünyadaki örneklere baktığımızda, tarihe baktığımızda şunu görüyoruz. Ne zaman ki bir ülkede yoksullar, emekçiler, halk, gençler, kadınlar şöyle bir kol kola girer. Biz köle değiliz, biz halkız. Biz insanca yaşamayı hak ediyoruz, bunun için çalışıyoruz derse, yani örgütlenirse, yan yana gelirse o ülke düzeliyor, o ülke güzelleşiyor, yaşanabilir hale geliyor. Ama biz evimizde oturup, sinirlenip, kızıp, ara ara bağırıp çağırıp içimizi boşaltıp ama birileri gelsin de bizi kurtarsın diye beklersek maalesef bu düzen böyle devam ediyor. O yüzden ben buradan özellikle işçilere, emekçilere, yani bordrolu çalışanlara, bakın, İşçi dediğimizde de artık ben Türkiye'nin %99'unu kastediyorum işçi derken. Vergisini kaynağında verenlere. Bordrolu çalışan tüm yurttaşlara çağrı yapıyorum. Mutlaka sendikalı olun. Mutlaka örgütlü olun. Siyasi partilere de üye olun. Bakın Türkiye İşçi Partisi bütün emekçilerin partisi. Gerçekten üye olsa başımızın üzerinde yeri var. Ama diyelim ki bizi benimsemiyorsunuz. Fikirlerimizi doğru bulmuyorsunuz. İçsellik kuramadınız bizimle. Hangi partiye yönelirseniz oraya gidin. Yani çünkü şöyle bir algı var. Ben özellikle işçi arkadaşlarla çalışırken hep şunu söylerim. Örgütlenin derim. Ya başkan biz ekmeğimizin derdindeyiz. Siyaset ekmek işte. Yani biz evimizde oturup siyasete bulaşmadığımız zaman evimize giren ekmek küçülüyor bakın. Biz evimizde oturup çoluğumuzu çocuğumuzu düşünelim diyoruz. Ama çocuğumuzu gönderecek okul bulamıyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Hani alıştırdılar bize siyaset pis bir iş, pis bir iş diye. Ben de diyorum ki siyaseti pis insanlara bırakmayın. Siyaseti alın teriyle yaşayan insanlar yaparsa siyaset de temizlenecektir ve tek kurtuluş yolu bu gerçekten. Peki sokaktasınız, dolaşıyorsunuz, esnaf ziyareti de yapıyorsunuz. Yani bu hayatın içindesiniz. Nasıl size olan ilgi? Mesela büyüklerden, gençlerden? Ya bir kere Türkiye'de maalesef bu siyaset ortamının bence Türkiye'nin gerçek gücünü temsil eden, nasıl söyleyelim? Eğitimli, okumuş, düşünen, tartışan, dünyayı takip eden çok önemli bir genç birikimi siyasetin dışında tutuyor. Türkiye İşçi Partisi bir kere burada bir seçenek olmak istiyor. Yani bu siyaset düzenine baktığınızda hani bizim Sera'nın çok güzel bir lafı var. Yaşlı amcalardan, yaşlı zengin amcalardan oluşan bir siyaset düzeni var diyor Türkiye'de. Yani Türkiye'de siyasetçi olabilmek için zengin olacaksınız. Etrafınız, eşiniz, dostunuz kalabalık olacak ve zenginlere hizmet etmek isteyeceksiniz. Bir de erkek olacaksınız. Siyasette böyle bir kural var. Hakim eğilim bu. Şimdi bunun dışında kalan insanlar kendilerine siyaset alanında yer bulamıyorlardı Türkiye İşçi Partisi'ne kadar. Tip bir kere orada bir heyecan yarattı. Biz bunu büyütmek istiyoruz ve iddia ediyoruz ki Türkiye'nin geleceği budur. Ama bir de şunu söyleyeyim. En çok üzüldüğüm, çok samimi söyleyeceğim. En çok üzüldüğüm şey şu. Siz çok güzelsiniz. Çok güzel konuşuyorsunuz. İyi muhalefet ediyorsunuz. Takdir ediyorum sizi. Ama bir dahaki seçimde size oy vereceğim diye yurttaşlarımız var bir de. Rezervasyon var ya. Onları buradan sevgiyle selamlıyorum. Şöyle düşünsünler. Burada yurttaşa kızmıyorum. İktidar sürekli seçim sistemini değiştirdiği için vatandaşın kafası karıştı. Sanıyor ki mesela Türkiye İşçi Partisi'ne vereceğim oy bu parti barajı geçemezse boşa gitmiş olacak. Öyle bir şey yok. Bakın bunu özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye İşçi Partisi'ne verdiğiniz her oy
verdiğiniz her destek mutlaka karşılığını bulacak. Biz şunu söylüyoruz, Cumhurbaşkanlığında bu sistemi ortadan kaldıracak bir adayda ortaklaşalım ve buna karşı beraber mücadele edelim. Ama aynı zamanda parlamentoyu da bu yaşlı, zengin erkeklere bırakmayalım. Kadınlar gelsin, gençler gelsin, yoksullar gelsin, işçiler gelsin. Bunun için yapacağınız şey belli. Türkiye İşçi Partisi'ni doğru buluyorsanız, bakın ben şunu söylüyorum. Ama ne olur bize oy verin falan demiyorum. Eğer haklı buluyorsanız, yaptığımız şey doğruysa, iyiyse, iyiyi ve güzeli güçlendirmek her yurttaşın görevidir. Bunu yaparsak Türkiye'nin değişimine çok büyük katkı sağlayacağız. Şu duyguyu hissediyorum. Yani sokağa çıkamıyorsun, miting yapamıyorsun, eylem yapamıyorsun, basın açıklaması yapamıyorsun, tweet atamıyorsun artık korkudan. İktidar bastırmış halkı, yurttaş şöyle bakıyor. Elimde sözümü söyleyebileceğim bir tane oyun var. Bunu en etkili biçimde kullanayım. Biz de diyoruz ki bu iktidara tokat atmak istiyorsanız yapacağınız en etkili şey Türkiye İşçi Partisi'ni desteklemektir. Son, bugün için konuşacağımız son başlık da o zaman dezenformasyon yasası, düzenlemesi. Bir onunla ilgili yeni gelişmeler de var. Acaba iktidar bundan vazgeçecek mi, geçmeyecek mi? Dün aslında akşam saatlerinde mecliste AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal bununla ilgili bilgiyi de verdi. Şu ana yetişmiyor çünkü yarından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek. Şimdi bir an, bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Mahir Ünal memleketinde bir vatandaş yanına geliyor, yaklaşıyor ve orada gazeteci, yerelde görev yapan ve senelerini vermiş bu mesleğe bir gazeteci geliyor ve orada çekim yapmak istiyor. Karşılaştığı durum, o anı sizlere yansıtalım ve onun üzerinden konuşalım. %100 etkiledi ve ben şu an sıkıntıdayım. Sorry, yapma. Elini çek, basını sen susturamazsın. Esnaf dert yandı, halka açık alanda o anları görüntüleyen ve basına açık gezide AK Partili Mahir Ünal'a soru sormak isteyen gazeteciye bu kez danışman da değil. Polis engel oldu. Şu şahsın Sayın Bakanım kim olduğunu söyler misiniz? O devletin memuru o. Devletin polisi izinsiz çekim yapmanıza müsaade etmemiş o arkadaş. Peki Sayın Bakanım, bundan sonra hiçbir şekilde sizin hiçbir programınızı çekmiyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta bulvar ve köprü projesi inşaatlarını inceledi. Ancak esnaf mağdurdu. Belediye Başkanı ile birlikte AK Partili Ünal'ı karşısında gören biri dert yandı. Geziyi görüntüleyen yerel medya esnafın dert yanmasını da çekince müdahale geldi. Bir müsaade edin hocam ya. Belediye başkanım da burada. Şurada sıkıntımı dile getirdim. Dedim ki benim 1 milyona yakın ödemem var 2 ay sonra. Bana bir çözüm bulun, yardımcı olun. Bak ben burada vatandaş konuşuyorum. Bakan Bey'e bir şey soracağım. Tamam. Niye bana müdahale ediyorsun? Kanal Maraş Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kara aslandı. Polisin engeliyle karşılaşan gazeteciyi sakinleştirmeye çalıştılar ama kamerasına müdahale edilmesine isyan etti. Vatandaşlarla röportaj yapıyoruz. Geldiğini gördük, geldik buraya. Soracağız ya. Gazeteci Kara Aslan vazgeçmedi. Yaşananları da kaydetmeyi sürdürdü. Mahir Ünal'ın yanına kadar gitti ama yine çekim yapılmasına izin verilmedi. Niye orada bağırıyorsun? Sayın Bakanım, sizi de görünce aynı soruyu size sormak istiyoruz. Beni itekliyor. Bir dakika, burada ben bir vatandaşı dinliyorum. Kişisel verilerin korunması çerçevesinde bir gazeteci olarak saygı duymanı bekleriz. Saygı yani duyarım ben. Yayınlama derse de yayınlamayız. Tamam. Gazeteciye kamuya açık alanda basının takip ettiği bir gezi sırasında çekim yapabilme hakkına kişisel verinin korunması diyerek çekemezsin dedi Mahir Ünal. Ya beni itekliyor başkan. Görmedik bile biz yani. Nasıl görmüyorsunuz yani? Bir dakika güzel kardeşim. O insanın özel konusunu gelip onun iznin olmadan çekme hakkın gazeteci olarak yok. Sizin yanınızda gezen biri de bizi itekleyemez. Uzun yıllardır bu mesleği yapan ve ilde tanınan gazeteci Mustafa Karaaslan, bitmeyen ve esnafı mağdur eden inşaatla ilgili sorusunu bütün engellemelere ve tartışmaya rağmen sordu. Peki Sayın Bakanım, ben sizin değerli vaktinizi almayayım. 90 gün verilen söz yerine getirilir mi? Tabii ki getirilecek. Efendim, orada verilen yanıt gazeteciye kişisel verilerin korunması çerçevesinde gazeteci olarak saygı duymanızı bekleriz. Şimdi tamamen subjektif bir düzenleme ama bunun bir karşılığı olarak haber kaynağında açıklamazsan bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, sosyal medya, bu bir dezenformasyon yasası ya da sansür yasası olarak yorumlanıyor. Sizin bakış açınız? Ya şimdi bir adım geri gidelim. Bakın bu iktidarın 20 yıllık yönetim biçimine baktığınızda şöyle bir taktik izliyorlar.
Önce her şey çok güzel. Kötü bir şey yok. Ya bir pembe dünya yaratmaya çalışıyorlar. Ellerindeki bütün olanakları harekete geçirerek ve süreç içerisinde de medyada büyük bir abluka kurarak. Hiç kötü bir şey yok. Yok yok yok. Artık ama saklanamaz hale geliyor. Diyelim ki herkesin gördüğü kötü bir şey oluyor memlekette. O zaman bir, dış güçler yapmıştır. İki, muhalefet yapmıştır. Üç, takdiri ilahidir. Ama iyi bir şey olursa Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde partimiz bunu yaptı. İstedikleri dünya bu. Böyle bir dünya istiyorlar. Bunun için de ne yaptı? Şimdi baskıladılar toplumu, baskıladılar. Medyanın %90'ından fazlası bu iktidarın denetimi altında. İktidarın istemediği hiçbir şey söylenemiyor. O zaman halkımız da yaratıcılığını kullandı, aklını kullandı, teknolojiyi, bilimi kullandı. Sosyal medya ağları genişledi. İnsanlar artık onların televizyon kanallarını izlemiyor, onların gazetelerini okumuyor. Çünkü gerçekle bağ kuramıyor. Ne yaptık? Hep beraber yeni bir medya alanı inşa ettik aslında. Şimdi artık bunu engellemek gerektiğine karar vermiş durumdalar. Tek kaygıları şu, buradaki büyüyecek tepkiden çok korkuyorlar. Bakın hatırlayın, Gezi direnişinden önce, 2013 gezisinden önce en yüksek tepki verilen olaylardan bir tanesi o zamanki internet yasaklama girişimlerine karşıydı. Dolayısıyla insanlar artık nefes alamaz hale getirilirse isyan ederler diye bir korkuları var. O yüzden deneyerek ilerliyorlar. Geçen hafta bir getirdiler kanunu, görüştürdüler. Sonra geri şimdi çektiler. Şimdi bu hafta aslında niyetleri vardı, onu söyleyeyim. Yani gündemde vardı. Biz şunu biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin tümüne, MYK üyeleri dahil olmak üzere herkes genel kurula gelecek, bunlar geçecek diye talimat gittiğini biliyoruz. Fakat baktılar ikna edemeyecekler. Bu bütçeyle beraber üst üste gelince toplumsal tepki artacak. Geri çektiler. Ben şunu söylemek istiyorum. Yurttaşlarımız rahat olsun diyor. Halktan daha büyük bir güç yok. Bakın bunlar çeşitli biçimlerde bugüne kadar bizi susturmaya çalıştılar. Her seferinde aklımızı kullandık, yaratıcı bir yol bulduk. Hani mesela Türkiye İşçi Partisi'ne örnek alabilirsiniz. Bakın bize parlamentoda söz vermiyorlardı. Nasıl söz aldığımızı herkes biliyor. Sokakta bizi konuşturmuyorlardı. Sesimizi duyurmamıza izin vermiyorlardı. Mutlaka bir yolu bulunuyor. Yurttaşlarımıza güveniyorum. Özellikle genç arkadaşlarımıza güveniyorum. Biz bütün bu engellemeleri, bütün bu sansürleri aşarız. Çünkü gerçek çok güçlü bir şey İlker Bey. Yani bakın 1000 tane yalanı dizin, 1000 tane gerçek hepsini yerle bir eder. Ben buna çok güveniyorum. O yüzden ilk bu sansür yasası geldiğinde meclisteki basın toplantısında söylemiştim. Yani her şeyimizi engelleseniz dumanla haberleşip gene bu iktidarı yıkarız. Her şeyi engelleseniz yalın ayak sokak sokak kapı kapı gezeriz. Yine yalanlarınızı, yine halka karşı işlediğiniz suçları anlatırız. Biz bu konuda çok kararlıyız ve bu ülkeye güveniyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için, çok Çalar Saat'te konuk olduğunuz için Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. Kendisini Çalar Saat'te ağırladık. Kendisi aynı zamanda bir boşnak. Ve hem kendisi için hem de Türkiye için bir duyurumuz var. Agoviç, onu bir ekrana da yansıtalım sana zahmet. İkinci Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı Anma Koşusu Yeşilköy Florya sahilinde başlayacak. Ve 3 Temmuz 2022 sabah 9'dan itibaren bu koşunun, bu anma koşusunun başlayacağının bilgisini sizlere aktaralım. Yine bu yıl 3 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. Türkiye Bosna Sancak Derneği ve Bakırköy Belediyesi'nin de işbirliğiyle. Hüseyin Bey'in de davet etti ama maalesef hani Ankara'da olduğumuz için bir yandan da böyle Çalar Saat koşusu bizim ayrı bir maratonumuz olduğu için ben o koşuda olamayacağım ama haber koşusunda olacağım. Belki ben bilmiyorum Erkan Bey. Bu vesileyle Srebrenica katliamında soykırımda kaybettiğimiz tüm hemşerilerimi saygıyla sevgiyle anayım. Gerçekten insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından bir tanesi 21. yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşmiş bir katliam. Türkiye'deki 8372. Evet, Türkiye'deki boşnak yurttaşlarımızla her yıl anıyoruz. Çünkü bunun dünya çapında unutulmaması gereken. Çünkü bunları unuttuğumuzda tekrar yaşıyoruz. Bu vesileyle hani yine yıl dönümü, onu da atlamış olmayalım. 2 Temmuz Sivas katliamının yıl dönümünde arkadaşlarımız Sivas'ta anmada olacaklar. Orada yitirdiğimiz tüm yurttaşlarımızı, aydınlarımızı da sevgiyle, saygıyla bir kez daha analım. Türkiye'de laikliğin ne kadar önemli bir mücadele konusu olduğunu bize bir kez daha hatırlatmış olsun. Efendim tekrar teşekkür ediyorum. Ederim. Ben çok sizi uğurlarken şimdi biliyorsunuz bir sel bölgesi vardı. Geçen sene ne yaşadıysak bu sene de maalesef bunu yaşadık. Ve orada arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor 2 kişi için. Gerek altyapı hasarları açısından, gerek tarım hasarları açısından, yol, köprü,
su gibi köylerimizin, kırsalımızın ve şehirlerimizle köylerimiz arasında olan altyapıların hasarı açısından gün geçtikçe tablo ağırlaşmaktadır. Karadeniz yaza tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da afetle girdi. Günlerdir devam eden yağmur yüzünden hasar her geçen gün artıyor. Çatı kat binem, üçüncü katla iki kat gömülüyor. Hiçbir şey alamadım. Şu bunun yüzünden yerle bir oldu. Karabüğün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan ve dağlardan yola dökülen sular, kopan kayalar yolu kapattı. Önlerinde oluşan şelaleyi böyle izledi yolcular. Sadece Gölyaka'da 5000 dönüm arazinin, Düzce'de toplam 21 bin dönüm bir arazinin, ekili bir arazinin şu anda sular altında olduğunu söyleyebilirim. Bir doğal afet. Arkadaşlar, bölgenin kaderi. Sonuç itibariyle Karadeniz bölgemiz çok yağış alan ve coğrafi yapısı itibariyle de oldukça meşakkatli bir coğrafya. Batı Karadeniz'de bir yıl geçmeden ikinci kez yaşanan sel felaketini bölgenin kaderi olarak yorumladı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık. Ama yaşananların kader olmadığının en net fotoğrafı işte bu görüntüler. Dere kenarına yapılan bu evler, hatta bu otel, Karadeniz'in kaderinin afet değil, kontrolsüz yapılaşma olduğunu bir kez daha gösterdi. Üstelik bunu Kastamonu'da bizzat İnebolu AK Parti ilçe başkanı anlattı bakan kuruma. En büyük sorun sayılmadan en başta bulan bu taş duvarlar, 30 sene evvel yapmış bir şey olmuyor. Son 10 sene yapılan taş duvarlar hiçbir şey yaramıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İnebolu İlçe Başkanı Mehmet Ali Kömürcü'nün eleştirisine bakılır demekle yetindi. İlçe başkanına göre selin yerleşim yerlerini vurmasını engelleyecek duvarların eski olanları ayakta. Yeni yapılanlarsa yıkılıyor. Son afette birbiri ardına yıkılan köprüler gibi. Bölgede hayat normale döndü demek için henüz çok erken. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yıkılan köprüleri, şehri kaplayan balçığı görüntüleyen kameralara ise zaman zaman bu görüntülerde takılıyor. Sel bölgesinin çocukları her şeye rağmen oyunlarını korumaya çalışıyor. Şuradaki yan ev pembe, bizim de yıkıldı, göçtü. Oynuyorum arkadaşlarımla. Havuzumuz gitti, evimiz gitti, anılarımız gitti. Kardeşlerimle oynuyorum. Meteoroloji bugün için Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Ankara'nın kuzey ilçelerine kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Marmara'nın güneybatısı ve kıyı Ege'de ise kuvvetli rüzgar var. Dün de söyledik, bugün de söyleyelim. Kader değil. Bilim bilgiyle ilerlendiğinde bu afetler önlenebilir. Reklam. Efendim, Çalar Saati noktalayacağız. Haziran ayını Çalar Saati olarak biz noktalıyoruz. Gün devam edecek elbette ve yeni gün, yeni ayda 1 Temmuz tarihinde saatler 8'i gösterdiğinde Çalar Saat'te sizleri yine biz bekliyor olacağız. Ben Ankara'dan İlker Karagöz elimden geldiğince yeni günün notlarını aktarmaya gayret ederken İstanbul stüdyomuzda da Ayça Aybüke Kurt da yine yeni günün notlarını sizlere ulaştırmaya gayret etti. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bir kitap göstereyim de öyle vedalaşalım. Zülfü Livaneli, Kaplan'ın Sırtında, İstibdat ve Hürriyet yeni kitabı bizlere de ulaştı. Teşekkür ediyoruz kendisine ve yayın evine de kapatırken her zamanki gibi teşekkürümü sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir aksilik, mani keder olmazsa yarın sabah görüşürüz.